Sen istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben dedi öldürdüm, denize attım. Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Pardon, insansız. Uzanarak cezaevine gönderdim. Katil zanlısı yakalandı. 5 dakika önce senin kızını bulmuşlar yanında. Senin canını yerim ben. Ay, Müge abla. Gözün ağrıdı. Müge abla, çabuk. Emel'i buldum. Ay, Müge abla. Ayaklarımı yapacağım ben size. Türkiye'nin kanatsız bir meleğisiniz. Canım benim, çok sağ ol. Yayla evinde cinayet. Sizin bu anlattığınız cinayet gecesi, evet, akla uygun değil. Bunu söylerken bu üç kardeşin öldürmediğini de söylemiyorum. Üç kardeş komşu. Hocam öldü diyor. Nasıl itiraf ediyorsan? Hayır, öyle bir şey yok. Hayır. Hocam, hocam babamı öldüren sizsiniz. Başka kimse değil. Konuşma. Durmuş yalnız. Küçük oğlu Emre ile arası hiçbir şekilde iyi değil. Bunlar zaten sürekli kavga halindeler. Tek görgü tanığı. Neden kasıtlı olarak o saatte kamerada görüntüme gereği duyuyorsun? Sen iyi bir evladın. Sen iyi aramadın. Kıskançlık. Yusuf, Mustafa, Polat'ın yaylada Emre Yenmaz'ın evinde oturduğunu özellikle söyledi. Bunun bizi kocası evde yok bazen. Bu Polat'ın evinde ne oturuyordu? Hayır efendim. Hayır, hayır, hayır. Yalancı hayır. Şahit mi tutmuş? Asla. Öfke. O kamera kayıtlarında senin olduğun dahi belli değil. Husumet. Bana yıkmak için yaptıran onu. Yaparsa da sensin. Durmuş Yalnız'ın katili. Az sonra Müge anladı. Erkek kuaförünün şüpheli kaybı. Evden işe gitmek üzere ayrılıyor. O gün geç saatlerde eve dönüyor. Perşembe günden itibaren haber alınamıyor. Eve geldiğinden eminler mi o gece? Eminler. Babaannesi öyle dedi. Borçlu olduğu arkadaşı. Elemanına 100 lira veriyor. 900-700'ü cebe atıyor. 200 lira da masrafa kesiyor. Bu çocuğu niye dövüyorlar? 6 kişi toplanıp bir çocuğu dövmek. Biz Emre'ye falan dövdüğümüz yok. Emre'nin. Kumar zaafı. Kötü alışkanlığı var, kumar bağımlısı. Ankara'ya niye kaçtı? Faizden para aldığı için kaçtı zaten. 150-200 milyar para kaybetti bu çocuk. Endişeli anne. Mesele ne kadar kumar oynadığı değil. Emrah nerede? Annesi değil misin? Bul işte. Arkadaşı aradı. Emrah sizinle konuşacak dedi. Konuşturdu mu? Konuşturmadı. Telefon kapandı. Bir daha da aramadı. Emrah köylünün çocukluk arkadaşı Ömer Haliloğlu canlı yayında az sonra Müge anladı. Mutlu olmak istiyorsanız karşınızdaki insanı mutlu edin. Hayat size hep iyilikler getirecek. Kalben inanarak söylüyorum. İstersek tüm engelleri aşabilir, dünyaya meydan okuyabiliriz. Yeter ki iste. Yüzünüz bugün gülüyor. Evet. Dün ağlıyordunuz. Hoş geldiniz. Gözünüz aydın. 13 yaşında biliyorsunuz. Dün çocuğumuzu arıyorduk. Bulundu. Ya işte bu duyguya bayılıyorum ya. Dün böyle negatif bir enerji. Gözler yaşlı. Bugün evet, böyle. Evet. Bugün bizim için bayram. Çok şükür. İyi ki varsınız Moga Hanım. Ay canım. Bütün Özbekistan sizi seyretiyor biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Çok seviyoruz sizi. Buradan Özbekistan'a selamlar olsun aleyküm o zaman. Selam. Yani o sizin böyle mutluluk enerjiniz bana da geçiyor. Ne yalan evet, söyleyeyim. Evet. Üzüntü de geçiyor, mutluluk da geçiyor. Bayramınıza beni de dahil edin lütfen. Evet, hep beraber kutlayalım. Özellikle böyle çocuklar kaybolduğu zaman sen nerelerdesin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Buyurun oturun. Ya yolunu kaybetmiş ya, kıyamam. Gelmesin. Sen yani aslında bir problem yok ama boş ver. Ben yine de çocukların ekrana çıkmasını doğru bulmuyorum. Bir problem yok. Yolunu kaybetmiş ya. Kıyamam. İsterseniz önce o görüntüleri bir izleyelim. Ay küçücük. Canım benim. Ben özellikle şu bandı şöyle izlemenizi istiyorum. Hep diyorum ya. Bir kere İstanbul'da hava gerçekten çok soğuk. Şimdi böyle söyleyince hani karlar içindeki şehirlerimiz var kusura bakılmasın ama hani biz de burada yaşadığımız için evet, hani bizim iklim yani bize de bu iklim değişikliği. Biz bu coğrafyaya alışkınız. Bu evet iklime yani onu alışkınız. Söylüyorum o yüzden İstanbul'u evet, söylüyorum kusura bakmayın ya Müge şimdi biz burada karlar altındayız sen İstanbul çok soğuk diyorsun diyenler olabilir ama İstanbul'un gece dışarıda kalınamayacak kadar soğuk şu an. Evet.
Yani montla falan bile donuyorsunuz. Öyle yani istedilen sıcaklık da var ya. Uyunca gece sokakta kaldığında, bir bankta yattığında, uyuduğunda donarak ölür. Ne yazık ki ölür. Yaşamsal sıkıntı çıkar. Evet. Ondan sonra çocuğumuz camide uyumuş, kıyamam ben ona. Ama şu bandı izlerken bir kez daha gerçekten memleketimle gurur duydum. İşte karnını da doyurmuş vatandaş. Evet. Cebine evet, para evet. da vermiş. Evet. Gerçekten Allah razı olsun. Bu güzel, bunlar bizim çok güzel özelliklerimiz. Bunları kaybetmeden ilelebet yaşayalım. Çok önemli. İnanın tabii ki insanoğlunun vicdanı her coğrafyada çok önemlidir ama özellikle yurt dışında insanlar o kadar korkuyorlar ki birinin yanına gitmeye, dokunmaya, konuşmaya, başıma bir bela gelir diye. Yani onlarda öyle bir şey evet. var. Ama bizim millet öyle değil. Bizim millet herkese elini uzatıyor. Evet. Açta mı, açıkta mı? Evet. Cebine parasını da koyuyor. Çocuğumuz da zaten o şekilde evinin yolunu bulmuş. İşte o görüntülerimizi izleyelim. 17 Nisan Pazar günü İstanbul Cevizli Bağ'dan kayıplara karışan 13 yaşındaki oğlunu bulmak için stüdyomuzdaydı Medine Celilova. 13 yaşında Ekber Cabbar İstanbul Cevizli Bağ'dan kaybolmuş. 2 gündür haber alınamıyor. Pendik'te yaşıyorlarmış. Anne 4-5 yıl önce çocuğumuz da geçen yıl Özbekistan'dan Türkiye'ye gelmiş. Türkçeyi tam öğrenemediği için okula gidemiyor. Kemal Cebecioğlu'nun yanında işe gitmiş. Yanından ayrılıyor, bir daha geri gelmiyor. Bir benzin istasyonuna doğru gittiği tespit edilmiş. Üzerinde lacivert bir mont, siyah bir bere, boyunluk, asker yeşili bir kargo pantolon varmış. Geriye dönmek istemiştir. Çocuk yolu eğer sapıttıysa bulamamış demek ki. Yani üzerinde para da yok. Sadece akbili yanındaydı. Hiç mi Türkçe konuşamıyor? Çat pat konuşuyor yani. Annesi zaten 2 gündür. Çocuk bana emanet. Yani çocuğa sahip çıkamadım. Kendimi de suçlu hissediyorum. Yani buradan çıksam dışarı ben şimdi yine arayacağım. Hani ben eve girmiyorum. Bizimkiler de gelsinler, hep beraber arayın bari. Ağlama sen de Medine'cim, inşallah buluruz. İnşallah. Yayınımızın ardından Medine Celilova ve erkek arkadaşı Kemal Cebecioğlu ile birlikte küçük çocuktan bir iz bulabilmek adına yola çıktı. 13 yaşındaki Ekber arkamdaki okuldan ayrıldı. Saat 12.30 bir arasıydı ve hemen okulun karşısındaki bu yokuştan yukarıya çıktı. Küçük çocuğu en son görense okulun güvenlik görevlisiydi. Saat kaç civarında Ekber buradan çıktı? Saat 1 gibi aşağı yukarı. Demir kapıyı zorladı tabii. Buyur dedim. Dışarıdan bir şey alacağım dedi. Bir şey alacağım deyince tabii bizim müdahale etme şansımız yok zaten. Başladım kapıyı ben de. Karşı yoldan devam etti yukarıya doğru ileriye. En sonunda geri gelmedi. Okuldan ayrıldıktan sonra Ekber'i gören birileri olup olmadığını öğrenmek üzere çevrede araştırmalar yaptık. Şu çocuğumuzu dün saat hani böyle bir civarında gördünüz mü? Ha, yok öyle bir yok maalesef. Gördünüz mü dün buralarda? Yok maalesef. Görünce Müge Anlı'yı arayacağız. İnşallah bulunur. Ben şurada oturuyordum. Aşağıda çaktı geldi. Buradan ileri doğru yürüdü. Oradan yukarı doğru gitti. Ağzında maksi vardı. Kafasında kep vardı. Pantolon çorabına koymuştu. Oradan doğru çıktı. Araştırmalarımız sürerken çocuğumuzdan güzel haber geldi. Ekber evine dönmüş, komşusuna sığınmıştı. Teşekkür ederim. Yardımcı olduğunuz çocuk bulundu. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Ya o kadar çok sevindim ki yani anamdan yeni doğmuş gibi. Allah razı olsun Müge Anlı'dan. İyi ki aynen öyle. Siz varsınız ya. Bu kadar çabuk şey yaptık. Zaten komşum demişti ya. Müge Anlı'ya ver, ertesi günü çocuğu bulur dedi. Müge Anlı'na çok teşekkürler. İyi ki de Müge Anlı var, iyi ki de siz varsınız yani. Allah sizden hepinizden razı olsun. Müjdeyi alan annenin adeta gözlerinin içi gülüyordu. Oğluna kavuşup sarılmak için büyük bir sabırsızlık içindeydi. Çok heyecanlıyım. Oğlum bulundu. Girelim istiyorum. Girelim ya. Hadi çabuk girelim. Çalalım. Heyecanla vereceksin. Çok heyecanlandım. Evet, çok çok. Endişe ve korku artık son bulmuştu. Anne oğul sıkı sıkıya birbirlerine sarıldılar. Çok merak ettim sana. Başka böyle bir şey yapma tamam mı? Seni çok merak ettim. Böyle sessiz habersiz bir yerlere bir daha gitme. Peki okuldan ayrıldıktan sonra Ekber ne yaşamış, neler yapmıştı? Su getireceğim diye çıktım ama boyanın kokusu kötüydü. Ondan biraz nafas almaya çıkmıştım. Nereye gittin? Nerede kaldın dün gece? Caminin yanında uyudum. Otobüse bindim. Otobüs başka yere götürdü. Sonra taksiye bindim. Pendik için ardara getiririz dedim. Eve geldiğimde parasını veririm dedim. Pastaneye gitmiş. Pastanede de oradakiler yemek vermişler. Allah razı olsun. Bir de 40 deli para vermişler. Ve Müge Anlı'da bir çocuğumuz daha sağ salim ailesine kavuşurken yüzler gülüyordu. Müge Hanım sizi çok seviyoruz. Özbekistan, bütün Özbekistan sizi seyretiyor biz dedem. Müge Hanım'a teşekkür ederiz. Allah razı olsun Müge Hanım'dan.
Kuzu, nasılsın? İyi misin biraz? Korktun mu? Korktum. Korktun mu? Evin adresini mi bilemiyordun? Biliyordum. He. Ama anlatamamış. Derdini mi anlatamadın? Anlatamadım. Demiş ki polislere söyleyin ben kayboldum. Hani bana yardımcı olsunlar demiş. Oradaki vatandaşlara demişler ki hani seni polise vermeyelim de biz yardımcı olalım sana demişler. Hani ya onlar da herhalde yabancı korktular şimdi polis alır evet. Sınır dışı eder falan diye mi korktular? Ha, onu sınır dışı yapar evet. Diye söylemişler zaten. Size bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk niye okula gitmiyor? Buna şeyi yoktu. Oturmazımı yaptıramadım. Çünkü memleketten buna apostitli diye şey gelmesi lazımdı. Kağıt. O biraz zaman sürecekmiş. O yüzden zamanımız bitti. Oturmazım şeyimiz. O yüzden yaptıramadım. Kaçak kaldı. Ha, kaçak kaldığı için. Hı hı. Nasıl bunu memleketten alamıyor muyuz? Yani ben bilmiyorum da o kuralları. Yok memlekete değil de böyle... şimdi hangi memleket yakın olsa giriş çıkış yapıp da şey yapabilirim. Oturmazımı yaptırıp da sonra okula vereceğim. Ama benim anladığım kadarıyla o deport alınca sonra 5 sene giremiyor falan öyle bir şeyler yok muydu? Var. Şimdi aldın mı deportu? Yok. Tamam yapalım ne yapmamız gerekiyorsa bir şey yapalım. Şu çocuğa da bir yazdıralım en azından halk eğitim merkezine falan gitsin bir Türkçe öğrensin. Evet. Aynen evet. Okula da gitmesi lazım. Okula evet, gitsin. Evet zaten kendisi de istiyor okula gideceğim diye. Kaça gidiyordu orada? 6. sınıfa. Fazla Türkçesi yok için de biraz öğrensin, buraya biraz alışsın diye. Ya tabii bu şimdi yani o bahsettiğiniz ilişkilerin yani şeyini ben bilmiyorum nasıl oluyor hani. Prosedürünü bilmiyorum çok ilgilendiğim bir alan değil. Açıkçası o böyle o yırtılacak bir yani kırılacak bir alan da değil neyse o. O yüzden çok emin olamıyorum ne olduğundan da yani sonuç itibariyle bu çocuğun okula gitmesi lazım. Evet evet. Yani böyle sokaklarda sersefil Türkçesi yok. Ne yapacak bu yaşta çocuk? Doğru. Ya doğru. Geçen gün TRT'nin Kadın isimli bir belgeseline konuk oldum. Ay onu da bir sorsak ya ne zaman yayınlanacak acaba? Bak şimdi aklıma geldi. Ahmet söyleyeceğim ben daha var diyormuş. Gerçekten çok TRT'nin çok değerli bir ekibiyle çekim yaptık. Orada bu konuyu da konuştuk. Yani aslında bu göçlerde en çok kadınlar ve çocuklar mağdur oluyor. Kesinlikle. Yani özellikle çocuk mağduriyeti çok... Tabii. Çok fazla. Şimdi anne babanın yani o göç durumu çocukları inanılmaz derecede etkiliyor. Neyse sağ salim bulundu. Dünyanız Kemal Bey hep sizi düşündüm ha. Dedim ki çocuğu kaybetmiş Medine onu öldürecek. Yok. Yok ya öyle bir şey yok. Madonna onda bulundu da şimdi öyle. Evet evet. Madonna'dan onda bizi öldürecekti. Ya isteyerek değil biliyorum ya, ama. Tabii ki. Dün yazık Kemal'in gözyaşları böyle akıyordu çocuğu bana emanet etmişti diye. Kıyamam gerçekten zor bir durumdu yani. Ya bir de vicdan azabı çektim. Ondan sonra evet. Tabii ki annesi bana bir ufak çıkış yaptı hani. Yapmaz yani, çıkış yaptı derken hani ağız bozukluğuyla değil yani. İlla ki anne yüreği tabii. Sadece. Yok hayatım bir şey söylemiyorum şimdi açıkçası yani her yani burada bu size özel bir durum değil yani. Ya herhangi yani sen öz babası da olsaydın evet. Yine sana annesi sen niye çocuğa bakamadın diye bir saldırırdı ki. Yani de. Tabii ki. Yazık doğru. Böyle akıyordu gözler. Ay Allah'ım dedim inşallah bulunsun çok sevindim. Vallahi çoluğa çocuğa biraz daha bütün bahar ayları geldi lütfen dikkat edelim. Bu arada yine çiçek bahçesi vallahi stüdyom çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir çiçek bahçesinin içinde papatyaların arasında kokladığım en güzel koku, hissettiğim en güzel duygu. Yürüdüğünüz yollar hep çiçekli, hep aydınlık olsun Müge ablacığım demiş. Öznur okumuş. Çok teşekkür ediyorum Öznur'cuğum. Kanatsız meleğim, papatya prensesini çok seviyorum. Banu Çevrim, çok teşekkür ediyorum Banu'cuğum. Türkiye'nin bebeği, programınızı sabah izleyemezsem kesin akşam izliyorum. İyi ki varsınız, sizi seviyorum. Hayırlı Ramazanlar. Almanya'dan Hatice Pekdemir. Yusuf Has Hacip Kutatku Bilik der ki gönül beydir. Bu vücut kul ve esir. O kendine söylenen sözdür. Bazen soğur, bazen ısınır, bazen merhabalaşır. Cemal Şahin. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Cemal Bey. Harikasınız. Büşan güzel hanım. Çiçekleriniz için sağ olun. Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ha, Müge Hanım, Buse'yi karıştırdım. Olsun. Buradan, ben bana her şeyi söyledim değil mi? Buradan sizin ekibinize... Buse Hanım'a, İlyas Bey'e, yani bütün ekibinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar için ne yapsam azdır benim için. Evet. Dualarınızı onlar için... eksik etmeyin, diğer kayıplarımızı da bulalım. Hep dua ediyoruz. Yani, evet, yani Allah hepinizden razı olsun. Evet.
Türkiye'mizde güzel insanlar da var. Yardımsever insanlarımız da var. Allah öyle insanlarla bizleri sınamış, karşılaştırmış. Amin. Allah-u Teala onların eksikliğini de göstermesin. Amin, amin, amin. Bu çocuğa 40 TL para vermiş. Yemek ikram etmişler. İkram etmişler. Keşke o insanlara da kavuşabilsem de, hani teşekkür edebilsem. Ama buradan tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Haklarında inşallah bizlere ne derler onu helal etsinler. Etmişlerdir zaten, helal ederek yapmışlardır. Allah razı olsun. Hı-hı. Allah razı olsun hepsinden. Hayrından. Efendim şimdi işte sizler de dün stüdyonun kapısına gelmişsiniz. Yine dün stüdyomuzun kapısına gelen Kudret Karadağ. Annesini aramak için stüdyomuzda. Ya aslında annesi bana gelmek için yola çıkmış. Damadı tarafından dolandırıldığını iddia ediyormuş. Beni Müge'ye götürüyor, götürmeyince de kızları bunlara kızmış. Evden çıkmış fakat kadıncağız bize de gelmedi. Nerede annesi bilmiyorum. Anne ne olur bak ben geldim, sen gel lütfen Allah aşkına, kurban oldum. Beni bu durumdan kurtar anne, ne olur Allah aşkına. İnşallah. Senin torunum bile seni kurban değil. Sen beni niye kandırdın güzel abiye gidiyorum diye. Güzel abiye gidiyorum diye kandırdı evi. Evde çıkmış Allah aşkına anne. Para yok, pul yok, üzerinde hiçbir şey yok. Allah'ını seviyorsan. Kurban olayım ne olur beni üzme. Ay Allah'ım. Tamam ben atlayayım biliyorum anne, ne olur yalvarıyorum sana. Allah aşkına ne olur kimi yandaysa gönderin, Allah'ın senin başına bir şey gelmesin. Annem özür dilerim. Kulağı duymuyor. Ne olur ablacığım, anne bak ben geldim, sen yoktun burada anne sen. Lütfen. Allah'ını seviyorsun, ne gerekiyorsa yapacağım, kurban olayım. Ne olur anne, ne olur, ne olur anne ben. Ben 3 gündür daha uyumamışım anne. Anne sen niye beni kandırdın anne? Niye dedin güzellere gidiyorum? İnsan para alır, cüzdan alır, telefonunu alır anneciğim. Anneciğim ne olur annem. Annem ne olur. Dur bakalım annem bir izlesin senin anlattıklarında. Gerçekten enteresan bir durum. Dediğin gibi bize gelmek için yola çıkmış ama daha evvel de aslında gelmişler, yolu bulamamışlar. Geriye dönmüşler. Daha sonra hanımefendi diğer kızına gitmiş. Yine beni işte Müge'ye çıkar. Çünkü damadı ki yani Kudret'in eşi. Onun eşi mallarını sattırmış, kendi üzerine geçirmiş. Sonra kocası da sürekli hakaret ediyormuş, işte sen malları kaptırdın beni falan diye. Beni dışarı attı kocam. Kadın da demiş ki yani beni Müge'ye çıkartın, o benim işimi halleder. Anne, fakat gelemeyince anne de buraya yine anne, çıkıyor, olur, komşuya Allah gidiyorum diye çıkıyor. Hanım, ama gelemiyor. İzleyelim. Kudret Karadağ 78 yaşındaki annesini aramak için geldiği İstanbul'da soluğu stüdyomuzun kapısında aldı. Benim annemin adı Türkan Karadağ. Eşime kendi mal varlıklarını sattı ve şu an malını mülkünü vermiyor. Malı mülkü de oğlumun üzerine yapmışlar. Annemle o yüzden Müge anneye başvuru yapmak için buraya geldim. Ben buraya getirmediğim için evde çıkıp gitmiş. Annemi çok merak ediyorum. Ölüyorum ben annemle, merak etmez olur mu? Annem yeteneği bulursun ya. Annem takip ediyor. Kulağı duymuyordum. 17 Nisan pazar günü kızının Tekirdağ Çorlu'daki evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi 78 yaşındaki Türkan Karadağ. Annem Türkan Karadağ saat 4 gibi evde çıktı, komşuya gidiyorum diye ve maalesef geri gelmedi evi. Etrafa baktık, sağlık ocağına falan baktık, devlet hastanelerine baktık, polis karakoluna gittik, başvuru yaptık. Bir numaralı arabaya binmiş, otogarda inmiş. Telefonu şarjda, kulak cihazı evde, parası da evde. Hiçbir şey üzerine almamış, sadece Kur'an kitabı almış, o kadar. Kudret Karadağ'ın kayıp olarak aradığı annesi Türkan Karadağ'ın son zamanlarda en büyük isteği Müge Anlı'ya gelmekti. Nedeni ise damadına kaptırdığı mal varlığıydı. Annem 2 aydır benim yanımda. Müge Anlı'ya gideceğim, Müge Anlı'ya gideceğim. Benim eşim onun mal varlığını satınca ona başvuru yapacağım, mal varlığımı alacağım. Bir tek Müge beni yardım eder diye. Bir kere size getirdim de yolu şaşırdım. Bulamayınca da bir daha da gelmedim. Videosunu da göndermişti. Annemin arsası vardı. 2 tane de dairesi vardı. Artı elinde bir miktar parası vardı. İş yapacağım diye aldı. İnşaat kurdular. Çatalca'da çiftlik kurdular. Geri kalan mal varlığı oğlumun üzerine yaptık ki kimse almasın diye. Ve böyle bir şeydi. Sonra da anneme gel dedi. Ben senin paranı vereceğim. Kaçtı Kars'a gitti. Babam da o yüzden anneme durmadan hakaret ediyordu yani. Sen verdin, sen verdin. Kardeşlerim annemi dışladılar ve annem psikolojik olarak, haklı olarak komple çöktü. Bunları anlatmak için Müge Anlı'ya başvuru yapmıştı. Ve benim yanıma geldi. Beni Müge Anlı'ya götür diye. Ben de götürmeyince de ablamın yanına gitmiş. Ne olur Müge Anlı'ya ara da beni götür.
Ablam da yapmayınca da birkaç gün sonra da kayıplara karıştı annem. Annesinin İstanbul'a gelmek için yola çıktığını, daha sonra da kaybolduğunu düşünen Kudret Karadağ'ın gözyaşları dinmek bilmiyor. Canım lütfen, kurban olayım, ne olur anneme bu, lütfen. Ve sabahtan beri sokak sokak onu arıyorum. Buraya kadar geldim, lütfen. Annem seni görmek için geldi Müge Hanım. Evde ben öyle tahmin ediyorum. Müge Hanım'a gideceğim yemeğe, bir Müge Hanım'a gideceğim. Sen beni götürmüyorsun, Müge Hanım'a beni götürdü. Geldim artık, geldim, yeter anne. Ne olur çık gel anne, neredesin, canımı al. Ama gel. Anne ne olur gel. Hay Allah ya, gerçekten enteresan bir durum. Ne olur anneciğim, neredesin Allah aşkına, kim yardım ediyorsa gel. Beni yüzme bak, geldim ya, yerin arkasından durmuyorum, senin arkanda duruyorum. Anne ne olur anne, yalvarıyorum sana, ne olur anne. Yemin ediyorum ne istiyorsa yapacağım, sen burada Allah şahidim olsa oruçluyum, bak 5 gündür yemek yememişim anne, ne olur. Allah kabul etsin. Can teyzeciğim bak, gelmek istiyormuşsun, kızın da geldi, inşallah bizi izliyorsundur. Sen de neredeysen ben seni aldırayım, sen de gel anlat derdini. Tüh ya. Yani Tekirdağ Çorlu'dan mı kalkıyor, geliyor? Ne oldu kızcağıza? Hay Allah'ım yarabbim. Türkiye Hanım'ın da dolandırıldığı anlattığı bir video var. Böyle kısa. Türkan orada kumanı satılmadı arıyorum. Damatım beni dolandırdı. Acil durumdan beni kayda alın. Ne olur Allah rızası için her bir şeyimiz elimde aldı. Benim günümüm çok kötüdür. Ben aşevi arıyorum. 15 sene de beri ha bugün vereyim, ha yarın veririm. Vermedi. Üstelik de kaç kere beni İstanbul'a çağırdı ile tehdit edin. Evimi aldı, paramı aldı. Harmanlarım geldi burada topladı, götürdü. Hiçbir şey bana geri dönmedi. Şimdi de adam bizim paramızla çiftlik kurur, işaret yapır, karı getirmiş. Dünyada neler yapır? Üstelik de bize red çekir. Ne olur acilne bize yardımcı olur. Ay yazık ya. Gerçekten bir aile dramı. Evet, içler acısı. Ya biz aslında geçen sene de böyle bana gelmek isterken yolda kaybolan evet. birini bulmuştuk inşallah. Çünkü otogara gelmiş anladığım kadarıyla. Şimdi biz otogarda da sağ olsun onlar da programın önemli bir parçası. Hangi arabaya bindi? Belki de burada da bir komşusuna, akrabasına mı gitti? Biraz çocuklarına da kızmış. Yani iddiası şu. Kaptırdığını iddia ettiği mal varlıkları. Esenyurt Kıraç'ta 180 bin lira karşılığına sattığı iki daire. Gebze'de bir arsa. Manisa Soma'da 50 civarı küçükbaş hayvan. 7-8 tane bilezik, bir miktar para. Kadıncağız bütün hayatı boyunca biriktirdiği... Bütün bunları damada mı kaptırmış? Damada kaptırdığını iddia ediyor. Yani bir insanın damadı demek öz oğlu kadar insana yakın olan biri demek yani. Ya valla ben size bir şey söyleyeyim. Bir adam bir kadından, kayınvalidesinden falan para istiyorsa... O zaten tamam, onun ayı yok işte. Bak bunu da bir kural yapalım, böyle tak diye kesip atalım. Yani bu artık bir değil, iki değil falan. Eskiden yani şey ister kayınvalidesi olsun. Falan filan bilmem ne, artık onu demeyeceğim. Kesin nokta koyacağım. Çünkü evet. Ne bu ya? İşte geçen gün konuştuklarımız yani ister sevgilisi olsun, ister kayınvalidesi olsun, ister eş olsun. Bir erkek bir hanımdan para isteme durumuna gitti mi onun altında bir takım şeyler yatıyor demektir. Evet, böyle anlayıp yani. Böyle tak deyip kesip atmak evet. lazım. Yani hiç önünü, arkasını, sağını, solunu düşünmemek gerekiyor. Hastalık için dedik, geldi kadın işte hastalık için kaç milyon lira kaptırmış. O sevgilisine kaptırıyor, bu bilmem nesine kaptırıyor. Ben anlamadım ya. Herkes kendi kazandığını kendisi yesin. Niye böyle herkesin gözü birbirinin parasını anlamak mümkün değil? Ne kadar kazanıyorsan ayağını yorganına göre uzat. Yani ben böyle karıların, kocaların falan bile, eşlerin bile birbirini istismar etmesini doğru bulmuyorum kardeşim. Her şeyin bir kuralı var. O kurala uygun yaşayacaksın. Bir yere kadar. Herkes kartlarını açık oynasın. Kurban olayım, ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim şimdi. Kocan senin yanında mı bunları alan? Benim kocam şeydi, 2017'de şey yaptı. Annem karada çiftliği kurdu. Ne oldu? Dur mikrofonun gitti. Karada çiftliği ne ya? Ablacığım bunu alır mısın? Ablacığım. Çatalköy Elbasan köyünde şey aldı, yer aldı. Annemin dairelerini sattı, orada yer aldı. Bir hisseyi kendi adına yaptı. İki hisseyi benim adıma yaptı. Bir hisseyi oğluma kredisini çekti.
Annem de kredi çektikten sonra annem tapularını istedi. İpotek vermişim Tugay'ın üzerine. Tugay ile benim üzerime ipotek verdi. Hayvan kredisi. 3 ay kalsın sigortaladılar hayvanları. 3 ay sonra banka gelip ziyaret ediyor, hayvanlara bakıyor. Eğer şey yapamazsa hayvanları 3 ay sonra satacağım. Kaynana senin parasını vereceğim. Ve soyadlarımız birbirini tuttuğu için... kaynana dedi, ipotekli verdiğimiz için bir başkasının üzerine çevireceğiz tapuları, sonra senin adına çevireceğiz. Annemi buraya çağırdı, Hasret diye bir komşumuz vardı. Onun üzerine tapuları çevirdik. Hasret de anneme satış yapacaktı. Hasret de annem geldi tapuları ama Hasret dedik dedi. Teyze veremem, senin damat diyor benim iki tane şey cinayetim var. Üçüncüsü de sen olmayasın diye. Benim eşim 2017'de beni dışarıya attı. Kaynımla beraber olan bir bayanı... Kaynanama sordum, bu kim dedi, kaynımın karısı, Selami'nin karısı. Sonra da evime gittim, bir de bir baktım da eşimle de hamile bir tane kız çocuğu da eşimle. Şu an ben sokakta, babam bana bakıyor. Ne dediğini hiç anlamadım ya, anlattın neler ne olmuş anlamadım. Aynen 13 bölüm dizi anlatıyorsun şu an. Aynen öyle, 13 dizi, yani diziden döndü ötesi. Niye sizin soyadlarınız aynı, akraba mısınız? Akrabayız, benim annemin halasının oğlu, babamın amcasının oğlu. Senin kocan. Evet evet. Babam ailemle... Daha vermeye devam edin böyle hala, hala kızı hala oldu. Sanki bir şey olmayacakmış gibi. Bak daha aynen. Da kötü ha. Bütün aile ilişkilerini bozuyor. Ve şöyle bir şey yani. Bir dakika şimdi sen şeyi anlamadım ben. 2017 yılında evet. Senin eşin hayvan çiftliği açacağım diye. Evet evet. Annenin üzerindeki tapuları bankaya gösteriyor. Yok annemin dairelerini sattı. Çatalca Elbasan köyünde yer aldı. Birisini kendi adına aldı. Birisini benim oğlum... Niye annen veriyor kendi şeylerini? İş yapacağız beraber. Diye. İnşaat falan, Kanada inşaat falan kurduk. Eşim sahte evraklar... Sen ne diyorsun ya? Kanada'nın inşaat ne diyorsun ben anlamıyorum. Kanada inşaat üzerine yani. Karadağ inşaat. Hı. He soyad Karadağ diye. Ben de deminden beri var ya kanatlı, yok. Kanada falan gibi kafada bir tane... Soyadını kullanıyor tamam, firma olarak. Ha. Hayır şimdi evet, şey evet. Deyince hani... Hayvan mayvan dedim ki bir hayvan mı var duymadığımız kanatlı manatlı ne diye tamam öğrenelim. Anladım siz Karadağ inşaatı kurdunuz. Evet. Karadağ inşaatı da senin kocan yani kayınvalidesini sattı evle mi kurdu? Evet dedi annemin arsasını koydu. Çok güzel bir şey olmuş ne denir? Esenyurt'tan satılan iki daireyle. Ve eşin çok altyapılı. Yani... Sonrasında da banka kredisinden dolayı o işlemleri evet. Anlayamadım ama senin kayınvalidenin ipotekli evet. Evlerini bir komşunuza satıyorsunuz. Evet, evet. Daha sonra hani anne sana vereceğim diye. Evet şey soyadlarımız tutuyor ya banka şüphelenmese eşim sahte evraklarla çok uğraştı. Bu kredi örnek vereyim sen geliyorsun diyorsun ki kredi bana çek. Sana sahte maaş bordrosu hazırlıyor. Bankalarda kredi çektiriyor. Kim? Eşim ay, bu işleri yapıyor benim eşim. Bak bunu da çok duyar olduk farkında evet, mısın? Yani şimdi bankayla, herhalde ilgileniyordur. Bankacıyla anlaşıyor %20. 10 milyar çekersem %20 komisyon alıyorum. Orada bankada alıyor parayı. Şey, yani bankacıya gönderiyor diyor sen dersin kredi sen çıkmıyor bana gönderirsin. Bu şekilde benim eşim bu tür işlerle uğraşıyor. Sahte evraklarla birebir yani. Eşimi görürseniz adam gibi adam ama adam diye bir şey yok. Ağzı çok laf eder. Yani biz o yüzden arkadaşlar aslında durumdayız. Yanına gitmişler ama çok agresifmiş. Niye agresifsiniz beyefendi anlamadım. Yani kayınvalidenizde kaybolmuş. Karınızda evet. Bir şeyler anlatıyor. Aslında hayır doğru yani herkes bağlanabilir. Tüm akrabaları bağlanabilir. Tüm bizim köyler hepsi bağlansın. Esnaflar hepsi bağlansın. Ben yıllardır çalıştım onun borcunu. Arkadaşını vurdu cezaevine girdi. Annem borçlarını hepsini ödedi. Tüm borçları benim üzerime bana... Gerçekten iki kişiyi de vurdu mu? Evet. Niye vuruyor? O öyle. Zaten ben onun korkusundan çıkamadım. Anneme bunu anlatamadım. Derdimi anlatamadım anneme. Benim üzerime bir tane kadın getirdi. 17 sene önce ayağımda vurdu Müge abla. Seni de mi vurdu? Evet. Niye seni vuruyor? Ben kadını kabul etmedim. Bu şimdiki getirdiği kadın da hem kaynımla beraber hem onunla beraber. Bir kız çocuğu onda 4 tane kız çocuğu. Arkadaşım girmeyelim de yani. Hayır bir dakika sonra bu baktınız. Annen geri istiyor tapularını. Evet, evet. Sonra o kadın dedi ki senin kocan gitmiş onu tehdit etmiş öyle mi? Evet evet benim annemi buraya getiriyor. Ben çocukları okula götürüyorum. Onun teyzesinin kızı bana telefon açıyor ki diyor Kudret diyor Yadiyar nerede ben diyorum işte. Hayır hayır sonra ne dedi o komşu size ben tekrar size tapuları iade edemez miyim dedi. Yok dedi iade edemeyim teyze dedi. Yadiyar diyor iki tane cinayetim var üçüncüsü de sen olmayasın. Bağlanabilirsiniz. Peki cinayet mi yaralama mı? Yaralama şeydi yani kıza öyle anlatmış yani. Cinayetim var evet. Diye. Sonra bu 17 yıl önce kız getirdiğinde seni vurdu sen tekrar affettin devam mı ettin?
Bizde boşanma davası yok. Ölürsen de o kapıda öleceksin. Yani oh, annemin siz? Ardahan Göleliyim. Yani ölene kadar o kapıdasın. Niye Ardahan'da yok mu boşanan? Yok. Bizde yok. Eve gelemezsin. Ha, eve geriye dönemiyorsun. Yani çekeceksin. Çocuğun olunca çekiyorsun. Ben hala da çekiyorum. Ve şöyle bir şey. Kaç yıllık evlisi? 91'den beri evliyim. Hadi ya, o kadardır mı çekiyorsun? Evet, o kadar da çekiyorum abla. Dayağını çektim. Herkes bağlasın. Yıllardır çalıştım. Borçlarını ödedim. Allah aşkına lütfen bağlanın. Tüm hesapları bağlasın. Rica ediyorum Allah'ını seveyim. Ben bir şey istemiyorum. Hem abla beni kurtar. Hem annem gelsin Allah aşkına. Anne ben giderim, çalışırım, çöp toplarım, sana bakarım Allah aşkına. Annem de babam Ayşe'mle yemek alıyorlar. Aldığı aylıkta babam sakat. Onu da kiralarımı ödüyor. Bağlanabilirsiniz lütfen. Sonra bütün bu paraları verdikten sonra sen bir gün eve geldin. Senin kocanın bir de başka sevgilisi mi var? Eve kaynanama sordu. Kaynanam beni aradı. Dedi ki eve gel bayramda şey. Gel dedi şey yapalım konuşalım. Meğersem bana tuzak kurmuşlar. Benim kocam kendisi. Sen neredeydin şimdi ki bayramda dönecektin? Ben Çorlu'daydım. Eve gel dedim. Ben de o gün gitmedim, sonra gittim. Gittim, o bayan da kaynanam gilde oturuyor. Kaynanama sordum, bu bayan kim dedi. Dedi Selami'nin şey, yeni aldığı kadın, beraber onun yanında çalışıyordu. İmam nikahlı olarak beraber şey. Kadın hamileydi. Selami dediğin kayınbiraderin. Evet evet, kayınım, küçük kayınım. Sen merhaba nasılsın falan konuştun mu? Evet evet, bayanla konuştum. Siz elti oluyorsunuz. Aynen o zaman elti oluyorduk. Sonra kayınpederim vefat ettikten sonra. O zaman elti oluyorduk diyor ya. Kayınpederim vefat ettikten sonra bizim köylüler bana resim attı. Dedi ki senin kocan evlenmiş. Kocam dedim evlendiğini duymuştum ama kimin evlendiğini bilmiyordum. Resim gelince, Naz'ın resmi bana gelince, bu benim eşimin eşi değil ki dedim. Bu benim kaynımın karısı. Yok dedi, senin kocandan hamile. Gittim bizim kendi evime, anahtarı taktım, bir açtım kapıyı, Naz karşımda. Ay çok kötü şeyler yaşanıyor. Ve karakollukta olduk. Eşim bana ne diyor? Ben karakoldan önce gelseydim Naz'a söylemiştim, üzerine tuz ruhu döksün. Yani sen bu şekilde kapıyı çalınca senin üzerine tuz ruhu batacak döksün. Ama polisten önce de gelseydim seni nasıl gömdüysem seni de gömerdim. Aynı bu şekilde. Yani ben kocam da açık derecede şöyle bir şey, ben korkuyorum. Ben o yüzden annemin peşine gelmedim. Annen de programa çıkmak istedi. Sen evet, de kocan ne yapar diye korktun. Beni kandırdı. Güzel ablaya gidiyorum diye. Ama maalesef güzel ablaya gitmiyor. Ben anneme de Kur'an'ını almış koltuğunun altına. Canım benim, Kur'an-ı Kerim'i almış. Gidiyorum komşuya diye çıkmış. Yok 3 gündür hanımefendi. Ve duş aldırdım. Annem hiç beni şüphelendirmedi. Annem beni şüphelendirseydi annem şey peki yapmaz. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye eve gittiniz de karakolluk oldunuz kadınla? Hayır, ben kayınpederin cenazesinde bana resim gelince inanamadım. Hayır, gittiğin sonra niye karakolluk oldunuz? Kim kime? Gittim kapıyı açınca. Dövüştünüz mü? Evet evet, dövüştük. Kadın kapıyı kapattı, yadgeri aradı. Yadgar gelince karakol da geldi. Bayağı da bir şey oldu. Ve benim eşyalarımı kadının annesinin evine döşemişler. Eşyam iki dairem döşeliydi. Eşyalarımı kadının annesinin evine döşemişler. Yeni eşya hanımefendiye döşenmiş. Ve çocuğun mobilyeleri hepsi alınmış benim çocuğum. Kadının 4 tane çocuğu var. Annesi de evin arkasında. Yani kız da 30 yaşında. Yani böyle nasıl bir vicdan? Namus namus diyorlar. Namus diye diye beni bu hale mi getirdiler? Kaynımı aradım. Dedim abi yeter. Şubat'ın 24'ünde benim boşanma davası vardı. Gittim mahkemeye, benim önümü kestiler. Ve Naz WhatsApp üzerine beni arıyorlar, tehdit ediyorlar. Boşanma mı diyorlar? Adam beni hem boşamıyor, tamam mı? Hem boşamıyor hem de beni tehdit ediyor. Ben de korkuda şey yapamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Ya senin durumunda olan o kadar çok kişi var ki, gerçi diyeceksin ki senin durumun benim durumum da yok. Kötüye çattın mı? Ömrünün ama sonuna kadar ki, çekiyorsun. Şimdi insanlar da Atalay Karada buraya bağlansın. Evde paraları nasıl götürdüklerini hepsini anlatsınlar. Artık yeter, dayanamıyorum. Sonuçta benim annem. Başka bir şey istemiyorum. Anneme diyorlar ki kızınla damadın sözleşme yapmışlar. Sözleşme diye bir şey yok. Anne yalvarıyorum sana.
Bu arada muhabirimiz Buse İstanbul Esenyurt'ta. Bu damat, bahsi geçen damat Yadigar Karadağ'ın kapısını çalıyor. Buse'cim günaydın. Ahmet. Anne ne olur Allah aşkına yalvarıyorum sana ne olur. Gel kuzum, gel kurban olayım. Ne gerekiyorsa yapacağım anne lütfen. İstanbul'a geldiğinden emin misin? İstanbul'a bilmiyorum abla, ben otogarı her tarafını aradım. Hayır, sadece otogardan dediler mi binildi diye? Yok, bir numaraya binmiş. OBS kameralara yakalanmış. Bir numara araba. Ama neyle bindi? Kart yok, bir Buse'cim şey yok. Günaydın. Ne oldu, kapıyı çaldınız? Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Evet, beyefendinin kapısını çaldık iddialara cevap vermesi açısından. Ancak kendisi bu konuda konuşmak istemediğini, zaten Kudret Hanım'la 5 yıldır ayrı olduklarını, çekişmeli bir boşanma sürecinde olduklarını söyledi. Eşinin psikolojik problemleri olduğunu, yalan söylediğini, bu sebepten de zaten ayrıldıklarını söyledi. Vallahi kadınlara psikolojisini bozup sonra psikolojisini bozdum demeye biliyorsunuz karşıyım. Alırken iyi herkesin psikolojisi. Psikolojim niye bozuk ki? Benim annemin mal varlığını aldıktan sonra mı psikolojim bozuk? Cezaevine arkadaşını vurdun, borçlarını ödedin. Psikolojim bozuksa bana niye borç vekaletlemeleri ödüyorsun, veriyorsun? Adamlar, borçlular benim kapıma dayanıyor, benim evimde yatıyor, çocuklarımı götürüyor. Git çal o kapıyı. Sen de neydi bu adamın adı? Yadigar Bey, senin karınla boşanma davan beni ilgilendirmiyor. Ama bak, kayınvaliden yok ortada. Buse çal sen tekrar, alamet. Ondan sonra sen de izliyorsundur bizi şu anda. Yapıp da kadınlara psikolojisi bozuk demeyin. Kadınların psikolojisini bozmayın. Bozmayın. Özgün yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Sahte evraklarla kredi çektiriyorsunuz insanlara. Yeter artık ya. Bu kadar olay yaşamış birinin zaten ruhsal durumunun çok sağlıklı olmasını yeter beklemek ya. Zaten yanlış. Hayvanları olur. Küçük hayvanlarını iğne vuruyorsunuz da. Küpelerini, geçen seneki hayvanların kulağındaki küpelerini kesiyorsunuz. Öbür hayvanlarına küçük hayvan satıyorsunuz kurban diye. Yeter ya. Ha, şurada. Bu mu yağdı ya? Evet, o. Kaç yaşında bu Yadigar? Yani bir şeyde dışarıda bakınca bir efendi ama okumuş ya, biz cahiliz, okumamışız. O zaman sen niye bana borç vekaletlemeleri veriyorsun? Borçlular niye kapıma geliyor, evimde tamam yatıyorlar? Aa, ne oldu Buse, konuşmuyor mu? Ha, Karadağ dediğim bu. Evet. Gayet de burası güzel, emlak danışmanlık falan. Benim babamın malıyla. Babamın malıyla, Kudret'in çalıştığıyla. Yani. Tamam, alo. Alo. Yadigar Bey. Buyurun, benim. Günaydın. Günaydın. Yadigar Bey, bakın kayınvalideniz yok. Kadın video da göndermiş. Sizin onun bütün eşya, malının mülkünü aldığınızı söylüyor. Kadın da kayıp. Size mi geldi diye de merak ettim. Eşiniz de burada neler anlattı? Müge Hanım, siz misiniz? Benim, evet. Bak Müge Hanım, şimdi siz sonuçta ciddi bir program yapıyorsunuz, doğru mu? Takdir sizin efendim. Tamam. Şimdi bunlar sadece kaç programa... Kaç içinde kadın ortada yok 3 gündür? Tamam, kaç gündür yok ortada, bunu aramak ciddiyetsiz mi? Ciddi mi? Hadi. Sizin anneniz kaybolsa işte mesela buraya gelseniz ciddi mi olur o konu? Ciddiyetsiz mi olur? Mesela böyle tartışabiliriz ciddiliğini, ciddiyetsizliğini. Mesela kediniz kaybolsa, kapıya gelseniz, acaba ben bunu yayınlamasam siz ne hissedersiniz falan, öyle değerlendirin. Benim annemi bul getir. Buyurun. Benim annemi sen aldın, sen çıkaracaksın. Kardeşim. Benim üzerimden gitmeyin. Şimdi bak, bunlar programa çıkmak için Evet. Annesini bilerek saklamış, tamam mı? Tamam, o zaman ben sakladıysam çıkartın. Çıkart. Evet. Ondan sonra ben 5 yıldır ayrı yaşıyorum. Sen benimle ayrı yaşamıyorsun. Yalan söylüyorsun. Hiçbir şekilde bir işim yok, tamam mı? Sen yalan söylüyorsun. Sen planı, projeni kurdun. Yalan söylüyorsun sen. Tapılar, soyadlarımız birbirini tutuyor. Banka parasını isteyecek. Tugay'la benim üzerine kredi çekmedim. Tamam, o kadar girmeyelim de. Yani Yadigar Bey. Sonuçta tamam, zaten o da sizinle evliliğini kurtarmak için gelmemiş buraya. Ben evliliği istemiyorum ki. Annesini arıyor. Sakin sakin konuş. Annesini arıyor yani. Hanımefendi hakkında bilgi sahibi misiniz?
Tamam, ben şunu da sana söyleyeceğim. Buyurun. Sonuçta sen orada program yapıyorsun. Bu annesini arıyor. Yarın öbür gün kendisi saklamadı ne malumdur. Yani annesi nereye gidecek? Tamam, ispatla. Yani insanlar buraya biliyor musunuz? Kocam beni de aldattı, kadın da hamile buldum. Beni de ayağımdan vurdu demeye çok meraklı yani. Biz de bayılıyoruz böyle şeyleri anlatmaya kadınlar. Biz kadınlar kocam beni çok seviyor, el üstünde tutuyor. Her akşam eli kolu dolu geliyor, çok aşık, çok mutluyuz demek isteriz biliyor musunuz kadınlar olarak? Böyle şeyleri anlatmak bizim ruhumuza iyi gelmez. Ve gerçekten psikolojimiz bozulur. Hastaneye götürüp atıyorlar. Diyorlar ki biz bu kadını yolda bulduk. O dediği kişiyle. Hadi canım. Evet, bak sor yalan değil. Hangi kiminle? Evet, şeyde önceki karı beraber cezaevine de girdiler. Yozgatlı bir bayanla. Ha, o da başka. Evet, bu başka, öbür başka. Sen mi boşanmıyorsun? Ben ne boşanmasın Müge Hanım? Beni boşanmıyor. Ben şimdi tamam, bana yolu göster. Ben boşanırım diyor. Niye çekişmeli boşanıyorsunuz? Şimdi Müge Hanım siz dinlemediniz ki. Tamam dinliyorum. Benim üzerimden örnek vermezseniz dinleyeceğim. Buyurun. Tamam şimdi ben sana anlatayım tamam mı? Lütfen. Biz 5 yıldır ayrıyız kardeşim. Dünyada bir tek ben boşanmıyorum. Biz geçinemedik tamam mı? Aynı medeni insanlar gibi ayrıldık. Benim bugün de hayatımda başka birisi var. Doğrudur. Bak doğrudur. Benim hayatımda başka birisi var. Aynı mı karısı mı senin hayatında? Sen... Tamam, bir tane kızım var. Evet. Mahkeme bizi boşadı. İtiraz ettiği için kendisi üst mahkemeye gitti. Sen Şubat'ın 24'ünde ne zaman mı kestin yani, mi kestinmedi mi? Şu anda oraya çıkmasının tek sebebi ayrılmamak için yani ayrılmamak için o duygularla çekmiş. Şunu sana söyledikleri hep yalan provokasyon. Şunu sana soruyorum. Şubat'ın 24'ünde yolumu kestin mi? Senle Naz beni tehdit ettiniz etmediniz mi? Karakolda ifadem var mı yok mu? Ya evet ya hayır de. Tamamıyla kıskançlık duygularıyla çıkmışsın. Kıskanç değilim. Sen kimsin ya? Kimsin? Ya tamamıyla kıskançlık duygularıyla çıkmışsın. Hani bu iş bitmişsin. Kimsin? Kimsin? Ben zaten niye siz eşinizden boşanıyorsunuz, boşanmıyorsunuz demiyorum. Konum olsaydı o konuyu konuşurduk. Benim konum şimdi sizin eşinize ihanet edip etmediğiniz değil. Yani o benim gönlümdeki konu. Onunla ilgili gönlümden geçirdiğimi zaten herkes biliyor. Anne ne olur. Yayında söyleyebileceklerim var, söyleyemeyeceklerim var. Benim yerime şu an kahvaltısını izleyen, iş yerinde bizi dinleyen herkes benim yerime o lafları size söylüyordur. Benim fazlaca söze gerek yok bu konuda. Benim bahsettiğim konu şu. Siz ayrılırsınız ayrılmazsınız. Kayınvalidenizden aldığınız söylenen bu arsalar ve evlerle ilgili konu buraya gelmiş. Bunları geri vermeyi düşünüyor musunuz? Senin bu programa çıkmak için dümende annesini saklamış tamam mı? Ne güzel tamam beni kandırmış gelmiş hoş gelmiş tamam kandırmış. Sen şimdi niye kayınvalidenin bu arsalarını geri vermiyorsun? İki dairesinin arsasını. Tapu kayıtları var tamam mı? Evet. Tamam. Gidersin tapu kayıtlarını çıkarırsın. Tamam. Ne zaman bana vermiş? Hangi bankayla paraları kusura bakma havale, şey değil. Tamam vermiş mi vermemiş mi? Benim üzerimde senin üzerine Tugay'ın üzerine yaptı. Ya. Yalan söyleme. Benim annem Tamam verdi mi vermedi mi? Ben kardeşim, size soruyorum. Bak böyle bir arsa yok ki versin. Böyle tabii. Bir ev yok ki versin. Tabii. Kocası biliyor. Başkasının üzerindeydi. Benim Macir Mahallesi'nde inşaat için şeyde Hikmet Bey'den almadık mı? Annemin parasını oraya yatırmadık mı? Bak Müge Hanım bunlar tamamıyla iftiradır. Sen Bir dakika dur. Yani siz kayınvalidenize hiçbir şey almadınız mı? Hiçbir şey almadım. Kayınvalidemin de bu bizim yaşadığımız bölgede bir tane tapusu olduğuna dair de bir şey yoktur yani. Kusura yalan. Bakma parayı annem şeyde atalayı bağlansın. Herkes bağlansın. Annem senin borçlarını ödediğine. Tamamıyla sıfır oranını kullanıyor. Hikmet Bey de daireleri aldık bağlandık. Peki niye o zaman eşiniz kıskançlıkla böyle davranıyor? Kayınvalideniz niye bu şekilde programa başvuruyor? Bak Müge Hanım siz böyle altyapısız. Araştırmadan, etmeden başkalarına iftira atılarak o programa çıktığı zaman bunun da sert dönüşü bedelleri olacaktır. Tamam mı? Yani sen beni tehdit ediyorsun yani öyle mi? Beni de tehdit ediyorsun. Öyle mi canım? Öyle mi? Sen beni tehdit ediyorsun öyle mi? O zaman bekle o zaman. O zaman bekle bak nasıl çıkartıyorum her şeyi. Gir reklama. Ya şu kızımızın bir annesini bir daha gösterin de nerede bir anne, hani herhalde olur, belki Allah bir komşusuna falan sığınmıştır. Öteki mevzusunu da bulayım anneni. Lütfen Allah aşkına anne ne olur Allah Türkan Karadağ.
Acaba bir komşusunun akrabasından... Anne ne olur Allah aşkına kurban olayım, ne olur Allah aşkına. Gel ya, ya başla yat yere, lanet olsun yat yere, Allah belasını versin anne. Ya ben mal istemiyorum, ben sana çöp döplerim, sana bakarım Allah aşkına. Ne olur babamın haberi bile yok, yok. Yoksa babamın haberi bile yok, babam ölür ben. Ne diyeceğim ben ya? Ne diyeceğim, ne diyeceğim anne, ne diyeceğim? Kurban olayım, neredesin? Çık, kim seni saklıyorsa çık Allah aşkına. Babama mı ne diyeceğim diyor? Babamın haberi yok, babam %100 şey, sakat Allah aşkına mı anne? Ne olur Allah'ını seviyorsun ha? Daha babama haber vermemişim anne Allah aşkına. Ne olur Allah aşkına yeter ya, yani istemiyorum. Yapma 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 öyle, sen şimdi otur şimdi tamam. Hanımefendinin fotoğrafını verin ekrana. Yeter hanımefendi ya, madem bizi izliyor buraya da gelmek istiyor. Acaba şeye falan mı gitti, sosyal hizmetlere falan mı sığındı hanımefendi? Bunu mu bekliyorsunuz? Acaba öyle bir yerde mi? Hanımefendi yani siz de çocuklarınıza kızmayın şimdi. Herkesin kendi içinde dinamikleri var yani, damadınızda gördük. Allah aşkına bağlanın Allah'ını seviyorsanız ya, elinizi bir yan, korkmayın artık, katilden korkmayın. Ben 8 çocuğun bedelini ödüyorum, yeter artık yeter. Katil değil, adam da katil değil sonuçta yani, yaralamış. Yeter, Ahmet'i öldürdün yeter. Yeter artık, yeter, daha dayanamıyorum artık, söyleyecek gücüm var artık. Ahmet kim? Ülkeye çıktım artık. Yeter. 2006'da Ahmet'le beraber parayı getirdin, evi bıraktı. 2 saat sonra Ahmet öldü. Allah senin bir... Ahmet kim ya? Katil! Annemin ne katili sensin? Ben arkasına duramayacağın sözleri de söyleme. Ahmet kim bu arada? Amcasının oğlu. 2006'da şeydi. Parayı getirdiler saat 2'de. Parayı getirdiler, bana bıraktılar. 75 bin lira. Mantı hazırla, kızım da yeni dünyaya gelmişti. 2 saat sonra Ahmet Karadan cenazesi geldi. Parayı ver, verelim parayı, verelim dedim. Parayı vermiyorum dedi, verirsem dedi benden suçu bulurlar. O çocukların bedelini ödüyorum ben şu an, biliyor musun annemin şeyinden. Bulundu mu? Ahmet'in katili de kim? Yadigar Karadağ'ın arkadaşı. Yadigar Karadağ kim? Yadigar Karadağ kim? Ya, tamam. Meşhur. Ahmet Karadağ şey, Erdal'ı kim tanıştırdı Ahmet'i? Yadigar. 2006'da delikli kayada hayvan çaldılar, getirdiler, götürdüler. Manisa, Soma'da sattılar. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen annenle ilgili ne düşünüyorsun? Allah senin, benim annemi o götürdü. Hayır, kim? Benim anneme, sen gel ben senin paranı veririm. O benim annemi götürdü. Annem çünkü dayıma telefon açmıştı. Yadigar'la şey, Yadigar'la gidip konuşacağım. Yeler dayımla konuşmuş. Ya sen annenin başına bir şey mi geldiğini düşünüyorsun bu kadar, evet, kendini yerden yoruyorsun? Annemin başına bir şey gelirse ben çok üzülürüm Allah. Tabii artık ki dayanamıyorum. Ben korkuyorum 2006 işi. Şubat'ın 24'ünde bak WhatsApp üzerinden beni arıyorlar, tehdit ediyorlar. Ben yalan söylemiyorum Allah. Tüm esnaflar bağlasın. Cezaevine girdi, tüm borçlarını ben ödedim. Bağır Allah aşkına, bağlanın ya, hepiniz korkmayın artık yeter. Bak ben korkmadan çektim yani buraya. Yani sen annenin... önce Yadigar'a mı gittiğini düşünüyorsun? Evet, ben Yadigar'a gittiğini biliyorum. Ben Yadigar'dan başka kimseye gitmez annem. Çünkü annem sana çıkamam. Ya sana gelmiş ya Yadigar'a gitmiş. İki şıktan başka hiçbir şey yok. 2 tane şık var. Ya Müge Anlı'ya gelmiş ya da Yadigar'a gitmiş. Biz bir şey yapmadık annene yani. Yok gelmiş. Sen ya, estağfurullah. O benim, ben Müge'ye gideceğim. Yani ne olursa olsun ya, Müge'ye gideceğim. Ya bazen bayılıyorum. Gerçekten kaçacaksanız bu tarafa doğru kaçın. Abla, elimde bavuluyla gelenler var ya, keşke öyle olsa ya. Benim annemi keşke tanısın. Annem yok, sadece kendini Allah'a adamış. Benim annemi aş evinde yemek alıyor. Postanede bakabilirsin. Babam maydanı alıyor, benim kiramı ödüyor. Beni sokağa attılar. Malımı, mülkümü, çocuğumu üzerine çevirdiler. Kaç tane çocuğun var? 3 tane çocuğum var. Büyük oğlumun üzerine. Büyük oğlum nerede çalışmış? Nerede çalışmış söyler misiniz? Evet. Malı da büyük oğluna geçirdiği için, evet, o da baba tarafından istiyor. Zaten şeydi diyorsun, ondan yani. Sorun yani şey, kredi çekenler bağlansın. Yalan mı söylüyorum ben? Hayır. Ben yalan mı söylüyorum? Hepsi çıkar ortaya. Tamam dur bir virgül koyalım. Önce bir anneni bulalım bakalım. Anne, senin anne, Allah bilgi aşkına, sahibi olan varsa hanımefendi, siz de bizi yeter, izliyorsanız bir gelin de. Cezam bana mı? Karazım beni mi? Beni verdiniz 14 yaşında. Ya ben istemedim. Allah'ını seviyorsan anne. Hadi de bağlan Allah aşkına. Ya diyen kim olduğunu bile dahi bilmiyordum Allah aşkına. Allah hepinizi nasıl biliyorsa öyle.
yaptınız ya Ege? Hayat nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Uyku nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ben kızımı doğurdum. Gün yeter beni çalıştırdı. Yeter anne, teyze kızı bağlanır artık. Yeter. Annem gelsin. Gelsin, gelsin. Sen okula da gidemedin o zaman değil mi? Abla ne okulu Allah aşkına. Ben gittim Kars'a gelin gittim Allah aşkına. Allah aşkına ben çok çektim Çiğdem Hanım. Nerede oturuyordunuz Kars'a gelin gittin? Manisa'da oturuyordum. Mars'tan Kars'a mı gittin 14 yaşında? Evet. Peki hiç okula gittin mi? İkinci sınıftan aldılar. Ne okulu, hayatım hep okul ya abla aşkına. Ömür beni okula göndereceği yerde beni kocaya gönderdiler. Allah'ım ne olur ne olur canım al Allah'ım ne olur. Kurban olayım yeter artık bu sıkıntılarda. Aklımda olan olmayabilir her şeyi söyleyebilirler. Öyle deme. İsyan etmiyorum Rabbim sen beni affet. Ama ne olur yapmadığım bir şeyi niye atıyorlar üzerime? Ay çok üzüldüm. Allah aşkına azıcık sizin vicdanınız olursa korkmayın arayın lütfen. Benim sesimi duyun artık. Ben korkuda gelmiyordum ama bugün korkmuyorum annem için geldim. Ben şu an eğer ödüyorsam bedel 8 tane çocuğun bedelini ödüyorum. O çocukların parası benim çocuğum içine girdi. Hepimiz için zehir oldu. Kim o 8 çocuğu? Ahmet Karadağ'ın çocukları. Ha, ölen. Evet. Abla o hayvanları çaldılar. Götürdüler Soma'ya sattılar. Götüren kişi de belli söylerim sonra. Ve şöyle parayı getirdiler. Ben kızıma daha yeni dünyaya getirmiştim. Parayı getirdiler evde bıraktılar. Ahmet rahmetli Allah rahmet eylesin. Dedi ki bu para kalsın 25 bin lira Seher diye bir kızını ayırmıştı. Ayakkabı dükkanı açacak. Parayı da koydular şeye. İkisi beraber aşağı indiler. Ben kızımı uyuttum, hamuru yoğurdum, mantı yaptım, kapı çalındı, kaynımın oğlu geldi. Dedi Ahmet'i vurmuşlar. Dedim nasıl olur? Saçmalama dedim. Ahmet amcam mantı hazırladım gel. Gittim, kaynanam bunlar falan hep feryat ediyorlar. Dedim ki ben kaç kere bacılarına da söylensin, bağlansınlar bacıları. Beni dövdüler. Ahmet Karadağ'ın hak ettiği parayı vermedik. 8 tane çocuğu vardı. Onun mu diyorsun? Evet o para da bizde. Ben yalan söylemiyorum. Bu dünya varsa öbür dünya. Ben oruçluyum. Allah kabul etsin. Dur bakalım. Önce anneni bulalım. Dur, annemi bulalım. Ben kimsenin bir şeyini istemiyorum. Nalet olsun sen paralarla yani bu. Bunlar tabii senin paralarla mezara gömeceğim. Ben para falan istemiyorum. Benim annem şey değil. Yalancı mı? Allah'ım hep de aynı biraz. Soyattan bahsediyorsunuz. Ve amca çocuklarıyız. Amca çocuklarıyız yakın ve öz annemin halasının oğlu. Sen bir de tanımadan mı evlendi? Ben tanımıyordum Müge abla. Aha dayımın kızını bağla. Ya nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyorum. Hiç yüzünü bile görmemişsin. Hayır canım bir geldi saksakallı bir şey. Beni bir odaya koydular. Şeyde Ahmet'in karısı bana yardım edecek diye beni bir kadınla da bak bağlansın. Kadınla da kavga etti annem çıkarttı kadını dışarıya da beni verdiler kocaya. Kars'a gönderdi. 3 gün içinde Kars'a gönderdiler. Hiç tanımadım. Hiç tanımadım bir adamı. Sevdin mi sonra? Ne sevmesi be? Çocuğum vardır diye yıllardır çalıştım. Onsuz dışarı çıkacağım diye kuşlar beni yakalar diye korkuyordum. Çocuksuz dışarı çıkınca kuşlar seni yakalar mı? Hayır yani ondan habersiz dışarı çıkacağım ya. Acaba beni birileri kopup haber. Götürecek mi? Adam artık yıllardır döve bir hal kalmadı bende. Yıllardır dayağını çekiyorum. Yani Baki abi, Nurten abla, Halis abi. Ya tüm esnaflar bağlasın artık ya. Cezaevine girdi bana bir vekaletleme varmış. Tüm borçlarımda eşim sorunlu. Efendi amca Allah aşkına. Ben senin borcunu ödedim. Annemin dairesini sattım senin borcunu ödedim. Allah'ın sinir. Sen bağlan Allah'ın seviyorsan. Ay, kurban olayım. Ya dur ben kimsenin bağlanmasını şu an beklemiyorum. Bir annen çıksın önce annenle ilgili bir haberi alalım. Gel anne. Başlıyorum. Almayın önemli değil anne. Senin hayatın önemli anne. Ben sana sırtımdan taşırım yemin ediyorum. Gerçekten ben seni sırtımdan taşırım. Ben çöp toplarım sana bakarım gurur duyarım anne ne olur. Anne bak ben boş evde oturuyorum. Ben de her gün Allah'a şükür ediyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Benim huzurum var. Dayak yok. Kapının önünde yatmıyorum.
Kimse bana küfür etmiyor, kimse beni hakaret etmiyor anne, ne olur Allah aşkına anne, ben azıcık evimde huzurluydum. Babam kiramı da ödeseydi, ben evimde boş yerde de otursam ben mutluyum anne. Eşyan da mı yok? Yok. Şey Gürsel abi, onlara herkes yardım ederek eşyalarım, yani beni çırı çıplak dışarı attılar abla. Kapıları kilitlediler, beni dışarı attılar abla, anlatamam sana derdimi, kurban olayım ancak ben anlatırım derdimi. Ne düşündün biliyor musun? Beni kurban ettiler bir yüzüğe. Dayı artık bağla dayı, beni konuşturma dayı. Senin başlık parası aldılar mı senden? Benim başlık parası? Boş ver, şimdi söylemeyeyim artık. Babam beni vermedi. Aman beni veren ateşler içinde çayır çayır yansın. Onu tanıdığım günün arzusu. Kim verdi? Annemle dayım verdi. Olur bunu oğlum anne, yani ne olur. Anne ya gel, haklı çıkarma. Ne olur anne çık gel. Anne ne olur Allah aşkına. Dur anne bakalım, nereye gittin sen de? Dur inşallah, gel anne. Dur inşallah bir gören bir an vardır. Kara haber tez ulaşır demişler. Bir bakalım hala Tekirdağ'da mı, İstanbul'da mı, ondan da çok emin değilim. Cep telefonu var mı yanında? Telefonu evde şarja bırakmış abla. Beni bu kadının güzel... başına başka bir iş mi geldi ya? Yani eline Kur'an-ı Kerim'i alıyor, cep telefonunu almıyor, para güzel alıyor. Güzel ablaya iniyorum, alt kat komşuya iniyorum diye. Saat 4 gibi. Tamam yine de bir çaktırmadan bir cep telefonunu falan koyardı kadın üzerine. Ya dur bakalım, şuna bakalım, ben merak ettim bu hanımefendilerde. Şimdi bir telefon bekleyelim de. Yani acaba hiç çıkamadı mı oralarda, onu da bilmiyorum. Bambaşka bir şey de çıkabilir. Kameralarda çıkmış. O mesela kameralarında yakalanmış. Bir numara arabaya binmiş. Parası da yok diyorsun. Para yok. Tamam o bir numaralı araba nereye gidiyor? Sağlık Mahallesi'ne gidiyor. Şeyde otogarın orada inmiş. He, sen otogardan binip buraya bu tarafa geldiğini düşünüyorsun. Evet yani birisinde yardım istedi. Dur de bakalım. Beni. Tamam bir bakalım otogara falan da. İnşallah oradan bir yerden buluruz. Dur bakalım. Önce onu bir bulalım. Sonrasını sonra konuşacağız. Ne düşündün biliyor musun? Bence bunu hepimizin düşünmesi lazım. Bak 14 yaşında çocuk yaşta hiç tanımadığı biriyle evlendiriliyor. Hiç tanımıyorsun. Evet. Şimdi o anlatırken biraz durdum ya, onu düşündüm. Ya hiç tanımadığın bir kişiyle yani istiyorlarsa ne nikah kıyarlarsa kıysınlar yani. Aynı odaya giriyorsun. Bilmiyorsun etmiyorsun. Hani nikahta keramet vardır denir tamam ama. Yani bunda keramet var mıdır? Ama 14 yaşındasın. Bilemiyorum. Ve şunu düşündüm gerçekten hani severek aşkla evlenen çiftler daha sonra böyle problem yaşıyorlar yaralarında. Bence Kudret'in bu açıklamalarını bir dinlesinler. Herkes birbirinin kıymetini bilsin. Abla beni kurban ettin. Yani eğer biriyle, tamam aşkım, eğer biriyle severek evleniyorsan, o aşkla, sevdayla onu yitirmemek için elinden gelen her şeyi yapacaksın. O özeni göstereceksin. Evet ya, o bir şans yani. Bak birçoklarına göre bir şans. Yani bunun bir şans olduğunu fark edeceksin ve ona göre davranacaksın. Dur bakalım Kudret'ciğim. Yani biliyorum çok zor şeyler yaşamışsın. Abla, aslında bu coğrafyada bunu sadece yaşayan tek kadın sen değilsin. Beni almadılar. Onlar beni çoğun aldılar. Ama önce bir anneni bulalım. Gerisini daha sonra hallederiz inşallah. Halledebildiğimiz kadar. Tabii sana yaşanan yıllarını geri veremem ama en azından bundan sonra daha rahat edebilmen için elimden gelen her şeyi yaparım. Ayrıldığın için çok kaba bir adam. Bizi izliyordur. Sen kabasın yani. Kaba sava bir adamsın. Hiç hoşlanmam. Ondan sonra... Nasıl ne yapıyordun sen? Nasıl beni tehdit ediyorsan da et. Ondan sonra ama ben de gereğini yaparım. Sen bilirsin. Adam gibi konuşacaksınız. Bak adam gibi. Adam gibi. Bunun kadına erkeği olarak söylüyorum. Bir adamlık vardır ya. Bu kadın da adam gibi olabilir. Adam da adam gibi. Yani bu adamlık dediğiniz şey ben cinsiyet ayrımı yapmadan söylüyorum. Adam gibi konuşacaksınız. İnsanlığa yakışır. Eşinize karşı, üç çocuğunuzun annesine karşı da adam gibi konuşacaksınız. 100 milyonun önünde de adam gibi konuşacaksınız. Ama anladığım kadarıyla sizin hani aldım GBT'nizi vesairenizi falan. Biraz o cezaevlerine de adam olunsun diye insanlar giriyor ya. Biraz da ya biraz yontulmaktan zarar gelmez arkadaşlar. Yani biraz yontulmak iyidir. Hepimizin köşelerini biz zaman içinde törpüledik. Biraz törpülenin. Sizin eski eşiniz, üç çocuğunuzun annesi, annesini aramak için burada gözyaşı döküyor. Eminim izleyen herkes bir şekilde ya annesini aramıştır şimdi ya kendi annesi aklına gelmiştir. Bu kadına böyle laf söyleyene kadar ya yardım edebileceğim bir şey var mı deyip ben yanına koşmanızı beklerdim. Adamlık bunu gerektirir. Öyle pantolon giymekle olmuyor.
Ama işte anladın öyle mı? Adam gibi adamlık kadınlarda da erkeklerde de dıştan göründüğü gibi maalesef olmuyor. Dıştan göründüğü gibi baktığın zaman bakıyorsun çok hanımefendi veya çok beyefendi. Ama yan yana geldiğin zaman 3 gün 5 gün ilk balım gülüm devresi geçince esas içindeki esas hisler o zaman açığa vuruyor. Nereden anlayacaksın? İşte anlayamıyorsun. Yani anlayamıyorsun maalesef. Öyle dıştan bakmayla aldanıyorsun. Yani adam gibi adamı bulmak, adam gibi kadını bulmak da büyük bir şans. Evet, işte bulunca da kıymet bilmek lazım. Maalesef. Bulduğu zaman da dört elle sarılıp onun kıymetini bileceksin. Ve insan olarak bir takım kusurları olabilir, noksanlıkları olabilir. Her noksanlığını da hemen kalkıp yüzüne vurup o güzelliği bertaraf etmeyeceksin. Hoşgörülü davranacaksın. Bütün mesele. Ben bunu sadece hanımefendiyle beyefendinin yani Kudret Hanım'la Yadigar Bey'in şahsında söylemiyorum. Ama bu coğrafyada doğdun sen, coğrafyanın kaderi, doğduğun yer kaderindir diyor. Ben bu lafı çok seviyorum. Çok inanarak kullandığım bir laf. Gerçekten bir kader var. Var. Yani bizim de ne yazık ki kadın olarak bir kaderimiz var. O kadere biz ne kadar katkıda bulunuyoruz, bulunmuyoruz onu da tartışırım. Yani Kudret'in şeyinde değil ama işte 14 yaşında ben aşık oldum diye kaçan o kızlar da o kaderlerini çünkü neye teslim ediyorlar onu da bir düşünmeleri lazım. Ama bu coğrafyanın da bir kaderi var. Bu kaba sabalıktan ben artık bıktım. Biraz nezaket. Biraz değil ya, çok nezaket. Niye biraz? Çok nezaket, anne, çok güler yüz, çok saygı, çok selamlaşma, çok iyi niyet. Annesi yok, annesi. Annesi yok. Şurada papağanını kaybeden insanlar gözyaşlı geliyorlar. Papağanı derken küçümsemek için söylemiyorum ama yani bir yerde annem bir yerde papağan değil mi? Ya mukayese edilemez. Hani hayvanlara saygı. Ne olur ben seninle gelmeseydim o zaman söyledim, o zaman gitseydim kurban. Hanımefendi günaydın. Bu konuyla ilgili bir telefonumuz var mı? Bunu alayım ben. Hanımefendi günaydın. Günaydın Rüyam. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi bu Karadağlar ofisini tanıdığımı söylemiştim. Daha önce 2010-2014 senesinde birlikte bir iş yapmıştık. Tekirdağ tarafında birkaç kişiye aynı arsayı sattıklarını ve dolandırdıklarını da duymuştuk. Hani bu konularda illegal işlerle uğraştıklarını biliyoruz. Kudret Hanım'ın doğru söylediğini düşünüyorum. Biliyorum daha doğrusu. Araştırılmasını istiyoruz. Nasıl aynı arsa satılıyor ki 4 kişiye? İşte onlar bu işleri bildikleri için sahte imzalarla aynı arsaları, yani bir arsayı 4-5 kişiye sattıklarını duyduk. Tapuda yapması çok zor ama ya. Tapuda onu bilmiyorum ama yani bu tip dedikodular çıkmış olabilir ama tapuda zor o iş. Farklı yeri gösterip belki evet, bambaşka evet, bir yer satmış olabilirler. Aynen. Hani evet. Aynı yeri değil de. Evet farklı. Aynı yeri gösterip farklı yerler satmış olabilir. Sahte. Tabii dediğim gibi bunlar iddialar. Ben şimdi ya babası felç. Bir dur ne olur abi. Babası felç. Diğer bütün sülale ablam, zaten akraba. Yani o kadar zor ki Kudret'in durumu. En kötüsü de o zaten. Yani akraba. Kimse kimse için bir şey söylemek istemiyor. Benim için önemli olan da annesi. Annesini bulalım. Zaten annesini anlattıklarıyla yürüyeceğiz. İnşallah bir göreniz biriniz vardır. Birinizin yanındaysa lütfen haberdar edin. Hanımefendi tabii ki özgür iradenizle nerede kalmak istediğinizi seçebilirsiniz ama ben sizi beklerim. Bana buyurun gelin. Başımın üzerinde yeriniz var. Bu arada Büyükşehir çiftiyle ilgili geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 5 kişi daha serbest bırakıldı. Konya'da 7 gözaltı daha var. Son bir ayda 12 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bu da son 7 kişi daha gözaltına alındı haberi geldi. Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli Çumra'da, 2 şüpheli Beyşehir'de yakalanarak gözaltına alınmış. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında. Evet. Artık şey oldu bu. Biraz. Yılan hikayesi gibi ya. Neyse artık bir şey ben söyleyeceğimi söyledim. 50 kere de aynı şeyi söyleyemem. Sıkılıyorum ben de. Bilgi sahipleri doğru dürüst konuşmamanın belası bu. Görgü sahibi, bilgi sahibi olanların doğru dürüst konuşmamalarının belası. Bu anne babanın hala katillerinin bulunma işi. Her gün şüpheli 3 kişi alınıyor, 5 kişi alınıyor. Hiç ilgisi olmayan kişiler 3 gün 5 gün nezarette kalıyor veya lüzumsuz haksız yere cezaevinde kalıyor.
Sonra bakıyorlar ki bir ilgi yok, alaka yok. Hadi buyurun tahliye. Esas görgü sahibi, bilgi sahiplerini, kimleri kastettiğimi hepimiz biliyoruz. Konuşmayanlar bu olayın üzerindeki örtünün kalkmasını istemiyorlar. En yakınları dahi olsa istemeyenler var. İsteseler sayın savcılık bu kadar üzerinde duruyor. Hala dosyanın üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Gerçek konuşulanlar, gerçek bilgi verenler ortaya çıksa yarım saatte bütün düğmeye basıp her şey hallolur. Yazık yani. Yazık. Daha çok kişi alınır bırakılır. Neyse. Ay, her şeyi de ben söylüyorum ya. Vallahi. Herkes biliyor. Evet. Neyse. Deliller de var. Maddi delil. Sonunda er ya da geç yine olay başa dönecek. Ne dediysek o. Biz tarafsız insanlarız, bizim bir tarafımız yok yani. Biz normal işte işimizi yapıyoruz yani. Sadece önümüze gelen maddi delillere göre onu yorum değerlendiriyoruz. Olacak şey var, olmayacak şey var. Şimdi efendim 24 yaşındaki Emrah Köylü 31 Mart Perşembe günü Kastamonu'dan kayboldu. Kendisinden 20 gündür haber alınamıyor. Biliyorsunuz annesi stüdyomuzdaydı dün, babaanne de geldi. Canım benim, sen daha çok galiba Emrah'la ilgilenmişsin. Evet. Daha sonra şimdi Emrah'ın iki şey var. Annesi diyor ki benim çocuğum o da aslında belki bu kadar kumar borcu falanı filanı bilmiyor ama diyor ki benim çocuğumun bir belalı grubu var. Bu da eski patronu. Aslında o eski patronunun yeni dükkan açtığı için ona saldırıda bulunduğunu düşünüyordu. Onu iddia ediyordu. Evet. Ama dün öğrendi ki aslında mevzu o değil. Mevzu oğlunun kumar tutkusundan dolayı cezaevine giren berber dükkanı sahibinin onun parasını çaldığına inanması aslında. Ve başka borçlular da var. Anne, annenin anlattığından benim çıkarım yaptığım iki yol var. Ya bu çocuk borçlularından kaçmak için saklandı bir yere ama 20 gün geçti, hiçbirine haber vermemiş. Ya da o borçluların başına bir iş getirdi. Bir hatırlayalım, bugün bir misafirimiz daha var, o da Ömer. Ömer de onun çocukluk arkadaşı olduğunu söylüyor. Anne de babaanne de diyorlar ki aslında senin için, onlar için. Aslında olayın başı o, Ömer her şeyi bilir. Bir hatırlayalım, Ömer'le yüzleşelim. Ömer her şeyi bilir. Kastamonu'da yaşayan erkek kuaförü Emrah Köylü'ye 20 gündür ulaşılamıyor. Annesi Seynur Gürbüz, 24 yaşındaki oğlunun hayatından endişe ediyor. Bu çocuk berber. Bir dükkanda çalışıyormuş. Sonra bu ustalık belgesini alınca kendisine ait bir dükkan açmış. Fakat dükkanı açınca da bu eski çalıştığı yerden müşteriler ona gitmeye başlamış. Şimdi Seynur Hanım diyor ki benim Emrah'ın kaybından eski patronu Murat Baş sorumlu diyor. Evet, müşterileri Emrah'a gidince onu hazmedemeyen patronu toplanıp 4 kişi 150 bin liralık senet imzalatmışlar. Bir de üstüne dövmüşler, bırakmışlar öylece. Bir de dükkanın anahtarını dahi almışlar çocuğun elinden. Televizyonu kırmışlar, kameraları kırmışlar. Dükkana zarar verip gitmişler. Kayıp Emrah Köylü'nün kendisinden borç alıp ödemediğini öne süren çocukluk arkadaşı Ömer Haliloğlu, olayların başlangıcı olarak 24 yaşındaki gencin kumar bağımlılığını gösterdi. Tek bir kötü alışkanlığı var, kumar bağımlısı. 150-200 bin para kaybetti bu çocuk. Emrah Köylü Murat berberin yanında çalışırken Murat cezaevine girdi. Emrah orayı işletmeye başladı. Bayağı da bir işletti. 200 bin lira yakın para aldığını biliyoruz. Berberin sahibi cezaevine girince bizim aradığımız Emrah yani onun parasını aynen, mı berberin yiyor yani kaba tabirle? Aynen yani atıyorum mesela şimdi günlük 1 milyar para kazanıyor. Elemanına 100 lira veriyor. 900-700'ü cebe atıyor. 200 lira da masrafa kesiyor yani. Ne yapalım şimdi Emrah, dövelim mi? Kanun var bu memlekette. 6 kişi toplanıp bir çocuğu dövmek yerine. Biz Emrah falan dövdüğümüz yok. Emrah'ın Ankara'ya kaçtığında alacaklıları geldi. Faize falan para almış. Ankara'ya niye? Faizden para aldığı için kaçtı zaten. Ondan sonra kumara basmış. Kumarda da kaybedince biz Ömer diye bir arkadaşımız var. Onun yanında olduğunu öğrendik. Dedik ki böyle böyle babaannen deden senin borcunu kapatacak. Gel buraya konuşalım. 5 otobüsüne bindirdik. Ondan sonra akşam otogara gelince aldık borçlarını. Babaannesi git falan beraber kapattık. Ondan sonra dükkanını açtı. Bir daha da oynamayacağım ama İşte sonradan yine oynamaya başladı. Kapatılan kumar borcunun ardından yeniden oynamaya başladığı iddiasına Emrah Köylü'nün babaannesi Elif Köylü karşı çıktı. Sen demişsin ki Emrah'ın bankalara borcu vardı. Onu da evimize ipotek gösterdik. Ödüyoruz. Başka borcu yoktu, öyle mi? Evet. Dövdüler mi, öldürdüler mi, ne yaptılar? Bununla para için şey yapıyorlar. O Murat dediğim şey kapıma geldi, baskı yaptı. Bana tehdit ediyor. Bu konuşan çocuk da mı tehdit etti seni? Evet, evet.
domuzun başı o konuşan çocuğu. Müge Hanım ben şöyle bir şey söyleyeyim. Babaannesi konuşuyor. Ben onun elin oraya geldiğimizde bir söz verildi orada. Dedi ki akşam parayı alacak, borçlarını kapatacak dendi. Ben de babaannesine kapıya gittim dedim ki hani dedim bu dükkanı dedim oturtturacaktınız, parayı alacaktınız dedim. Niye yapmadınız dedim. Şimdi dedim kumar oynuyor dedim. Kaç para borcu oldu dedim. Tehdit mi yani bu şimdi? Ben onu anlamadım yani. Çünkü bu çocuğa da borcu varmış Emrah'ın. Mesele para da değil aslında. Bize yapılan yanlış önemli. Bir çocukluktan beri beraberiz. Bize yapmaması lazım yani. Ne yanlış yaptı Emrah size? Söyler misin? Krediyi çekip bırakıp gitmesi bize dese ki ben ödeyemiyorum dese biz elimizden geldik çözeriz. Allah'a şükür. Emrah'ın sana ne kadar borcu var? Çalışıyoruz ediyoruz. 10 milyar. 10 bin lira için mi gitti yani? Abla bir tek bize değil ki başkalarına da borcu var. Mesele ne kadar kumar oynadığı değil. Emrah nerede nerede? Onu soruyorum. Ya abla sen Emrah'ın nerede olduğunu annesi değil misin? Bul işte. Ali Köylü, oğlu Emrah adına gelen şüpheli bir telefon görüşmesinden bahsetti. Demişsiniz ki geçtiğimiz hafta bilinmeyen bir numaradan beni aradılar. Evet, arkadaşı aradı. Özelden aradığı için tekrar dönemedim ben kendisine geri. Hangi arkadaşı aradı? Vallahi hiç bilmiyorum, isim vermedi. Emrah sizle konuşacak dedi. Emrah sizle konuşacak dedi, konuşturdu mu? Konuşturmadı işte. Ondan sonra telefon kapandı. Bir daha da aramadı. Özelden aradığı için dönüş de yapamadım. İnşallah öyledir. Dur bakalım daha önce ya, inşallah bizi izliyordur Emrah. Evet ama ne yazık ki Emrah'tan ses daha çıkmadı. Emrah burada diyen de çıkmadı. İnşallah bugün o haberi alırız. Ama anladığım kadarıyla siz de zaten 20 gün beklediniz bir haber alabilmek için. Bayramın artık ikinci gün kayboldu. Yani orucu tutmadan iki gün önce. Yani perşembe gün kayboldu. Arar mıydı peki böyle bir yere gitse sizi? Bir yere gitse yani biz arıyorduk. Siz o arıyorsun. Yani şey etmiyordu fazla. Ne kadardır sizinle kalıyor? Vallahi ne zamandan beri ben de anasıyla duruyordu askere gitmeden önce. Anası şeydi evlenecek. Oraya gitmedi bana döndü. Niye senin bu evlenmene bu kadar karşılar ya? Ya işte yani aslında sormuş buna ama yani biraz erkek ne dersen et demiş yani. Bu arada oraya gitmek istemedi. Anladım. Şimdi sen de ikiniz de diyorsunuz ki her şeyi Ömer bilir. Ömer burada Ömer, sorun. Bak doğayken Ömer vardı. Hı. Bak benim Emrah'ın lafı bu. Oradan Murat var. 7 kişi doğuyorlar. Kapıyı ben köye gidiyorum. Ondan sonra oğlan eve geliyor Emrah. Bizi eve geldiğimizi ben gördüm. Köye gittiğimi de o görüyor. Bunu bizi izlediler mi ne dilerse... Bu çocuğu gerisi geri çağırıyorlar. Saat 9 mu 10 mu yalan konuşmuyor. Soralım. Sen bak o dayak olayında da varmışsın. Var. Evet. Var. Varım. Heh. Dün hani yoktu öyle dayak olayı. Hayır ondan bak. Sonra ben dayak olayını söylemiyorum. Bir kere, ben konuşayım bir kere dur. Tamam ben sen konuş babaanne. Dün, ama dün onları söyledin ondan ya. Emrah gel şey cevaplasın hemen. Şeye tikenin içine Kadri'nin. Bunu sokuyorlar çocuğu. Hemen inatırı alıyorlar. Üstüne kilitleyelim, güzelce doğuyalım bunları. Ondan sonra da inerteri elinden alıyorlar, bunu dışa şeye iletmişler, parka kadar iletmişler çocuğu. Ondan sonra kameraları sokuyorlar. Dükkanın kameralarını? Evet. Kimin dükkanında dövmüşler? Emrah'ın tükenini de uyuyalım. Soralım hemen. Sadece ondan yok sonra şey inatörü vermeyelim şeyini açtık biz. Dur bir saniye. Dün dedin ki yok öyle dayak olayı. Şimdi dedin ki evet orada. Hayır ben oradaydım zaten. Nerede? Mesele benim orada vallahi olup olmamam değil. Valla içinde bu. Babaanne diyor ki dövmüşler diyor. Ben oraya zaten geç gitmişim. Ben gittiğimde ben zaten içeride. Ben senin geç gittiğini nereden bileceksin? Dövmedin nereden bileceksin? Sen Emrah'tan duyduğunu konuşuyorsun babaanne. Geçmişte senin Emrah'ı Ankara'ya kaçtığını. Olayı yaşayan Emrah kimden duyacaktık? Bir dakika susar mısınız? Tamam. Siz konuştunuz. Tamam. Senin Ankara'ya kaçtığında Emrah'ın yanına kim getirdi babaanne? Ya Emrah. Tek Emrah. Bir şey soracağım. Senin Emrah, yanında babaanne kim getirdi? Emrah boşver. Kim dövdü bu çocuğu? Şeyde de senin eliğin var. Dövme falan olayı yok. Ne var? Ne hiçbir yok? Şey yok. Ne yok? Bu babaannenin anlattıkları. Biz amcaoğluyla beraber 5 Mart'ta mı ne beraberdik? 6 Mart'ta amcamın olduğu günü. O kadar uzun kelimeyi benim kafam almıyor. Bu 150 bin liralık senet falan imzalatılmış ya. Anlatıyorum zaten ben. Olayı baştan anlatıyorum ben size. Baştan anlatma ben ne yapayım? Çünkü Emrah da var o işin içinde. Biz Emrah'la beraber dükkandan çıktık. Canoğlu'yla beraber pasta falan kestik. Doğum gününü kutladık. Ondan sonra biz ayrıldık. Emrah eve gitti. Babaanne eve gitmedi. Nereden ya gitti? Sizin yanınıza gelmedim ilk başta. Hani içirdim ben. Niye yalan konuşuyor? Hayır ilk başta eve gitmedim o. Hayır. İlk başta gitmedim. Hayır. Ya tamam çok önemli değil. Bizim anlattığımızı diyorum. İlk başta biz ayrıldık.
Biz alkol almaya başladık amca oğluyla. Sen ben niye geldin? Ondan sonra kamera kayıtlarını zaten... Tek tek lütfen. Ha? Kamera kayıtlarını zaten polis her şeyi görmüş. Babaanne diyor ya kameraları sökmüşler. Biz gittiğimizde içeride konuşuyorlardı bunlar. Ben de dışarı çıktım yani. İçeri hiç girmedim. Ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz diye muhatap bile olmadım yani kimseye. Niye? Ya çünkü orada dördü konuşuyor. Benim de zaten alkolü... Dördü kim? Yani Emrah vardı. Ondan sonra yanında bir elemanı daha vardı. Murat abi falan vardı. Yedi kişi. Bak abla sen orada mıydın da yedi kişi diyorsun? Murat tamam, abi dediğin... Ben sana anlatıyorum bak. Murat abi dediğin eski patronu. Aynen eski patronu. Başka? Aralarında işte Murat abinin arkadaşları vardı. Pek tanımıyorum. Orada olanlar vardı. Biz de dışarı çıktık yani. İçeri girip çıkıyorduk yani. En sonunda biz ayrıldık oradan. Mesele bu yani. İçeride ben ne olup ne bittiğini, Emre'ye dövüp dövmediklerini bilmiyorum yani. Ama niye bilmiyorsun? Hani dün hep çocukluk arkadaşım diyordun. İçeride böyle başka adamlar oluyor. Arkadaşlık farklı, dostluk farklı, şey kardeşlik farklı mı? Gönlüm bunu da bir ayıralım yani. Hani. Siz hangi gruptasınız? Arkadaşlık grubu. Ben de onu soracağım. Sen Emrah'ın arkadaşı mısın, Murat'ın arkadaşı mısın? Onu söyle bize. Ben Emrah'ın arkadaşıyım. Murat abi de Emrah'ın sayesinde tanıdım. Senin o zaman Murat'la ne işin var? Emrah'ın sayesinde tanıdım. Emrah'ın husumetlisi Murat'la. Senin ne işin var Emrah'ın arkadaşı? Husumetlisi dediğin ablasına bir şey söyleyeyim mi? Sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun? Beni ne kadar tanıyorsun? Sen beni tanıyor musun şu anda? Sen beni tanıyor musun? Ya ben seni tanıyorum aç yok. Sen beni tanıyor musun? Ben de seni tanıyorum aç yok. Ya hayır sen beni ne zaman tanıdın en son? Tanımak önemli aradığında... değil. Emrah'ın çok önemli. Bir şey soruyorum sana. Senin Ankara'ya kaçtığını, senin oğlunu kim getirdi? Eve. Kim getirdi? Ne? Onu da yapan sizsiniz. Ya kim getirdi? Onu da yapan sizsiniz. La abla biz yapıyorsak telefon... niye el adamlarına para verdin telefonu sen? Telefonu şey... He söyle. Söyle. Bak telefonu şey etmiş. Ha, ne etmiş? Oradan kefil olmuş. Tamam da iki günlük çocuğa iki günlük... İki günlük... Fakturan da sizsiniz. Garanti... Sizsiniz. Yemin etsene buna. Duvar da sizsiniz. Evet biz yemin etsin. Bunu. Bir de namaz kılıyorsun değil mi sen? Ben namaz kılıyorum. Evde öldürüyorsun ama. Karıştırma oraları hayır, karıştırmayın. Evde öldürmüyordun ama. Ben çocuğumu istiyorum. İstiyorsun ben de istiyorum senin yanında kalmanı ama evde öldürmüyordun. Allah razı olsun sizden diyordun. Ne oldu şimdi? Allah razı olsun. Zap çıkarken Allah razı olsun. Niye ne tamam da. Sen de doğaya kadar şimdi ben de sana diyorum ki dövdüğümü gördün mü sen? Ben Emre'ye çocukla kardeşim niye döveyim? Hayır Emre abi bir şey Ömer dövdü deseydi karakoldu bize. Ömer gelin. Karakoldu bize hayır, dedi ki. Sana şöyle söyleyeyim. Evet. Emrah babaannesini öyle anlatmış ya. Hayır anlatma şekli evet, farklı bak. Yanlış anladım. Emrah beni dövdü diyor. Emrah babaannesini öyle anlatmış. Babaannenin suçu yok. Evet, babaanne haklısın. Kendisine Emrah öyle aynen. Anlattığı için anlatıyor. Emrah karakolda da bizi aradı zaten. Kardeşimiz de siz de oradaydınız. Gördünüz mü dedi yani. Gören olduysa bir ifade verdi. Dünkü bir dakika. Dünkü, üstünde nühüs var. Elif Hanım nühüsün bir saniye. Nühüsün altında bu şimdi. Hadi ne olur müdahale edin. Nühüsün, dünkü yayınımızın ardından kayıp olarak aradığımız Emrah Köylü'nün eski patronu Murat Baş, Kastamonu İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. İfadeye çağrıldı bu konuyla ilgili. Bizle de daha sonra röportaj yaptı. Onun iddiası şu, ben cezaevine girdim, uyuşturucudan, yasaklı maddeden girdim. Bunu da herkes biliyor, saklayacak halim yok. O sırada ben dükkanımı Emrah'a bırakmıştım. Hep annem falan da söylüyordu, bak bir çocuk buradan para götürüyor, para götürüyor. Aslında diyor çok iyi bir çocuktu fakat son 20 aydır kumar bağımlılığına başladı. Kumar oynadıkça, para kaybettikçe de ben cezaevindeyken de benim dükkanımın paralarını götürüldüğünü fark ettim. Aslında hani bizim aramızdaki mevzu, sen benim yanımdan ayrıldın, başka bir dükkan açtın değil. Bizim aramızdaki mevzu benim paralarımın götürülmesi diyor. Bir izleyelim. Emrah Köylü'nün kendi berber dükkanını açmadan evvel yanında çalıştığı eski patronuydu Murat Baş. Aynı zamanda köylü ailesinin şüpheleri de onun üzerindeydi. İlk önce benim müşterimdi kendisi. Ondan sonra çırağımız oldu, ondan sonra kalfamız oldu. Bayağı bir uzun süreler ekmek yedik. Annesinden, babasından, bütün sülalesinden fazla emeğim vardır benim onun. Dükkan açtı burada. Kendisinin ailesi tarafından yaptığı hatalar yüzünden yargılansa da ben burada hiçbir şekilde yüzüne vurdurup durmadım. Murat Baş'ın iddiasına göre cezaevindeyken dükkanın sorumluluğunu verdiği Emrah Köylü o dönemler kendisinden para çalmıştı. Annem diyordu ki oğlum Emrah çalıyor bak. İnanmak istemiyordum. Cezaevinde kafayı yiyorum. Mektup yazıyorum ben cezaevinden. Abi yok öyle bir şey diyor. Yani kesinlikle diyor para kazanmıyoruz diyor. Kesinleşmiş cezam olmadan önce dedim ki abi şimdi ben cezaevine girersem bu dükkanı çalıştırır mısın? Senin dükkanını çalıştırırım demişti. Kendi cebine para hırsızlık yapıyorsa ben buna hırsız damgası vururum. Kendisi de zaten inkar etmedi. Abi sen benim cezaevinden çıkınca 300 milyar para mı çaldın dedim. Adam dedi ki bana yok abi o kadar çalmadım dedi. Benim hasbelkader başıma bir haller geldi.
davası 20 ay gibi civarında bir süre yattım. İçen bir insanım. Ben bunu devletimden de saklamıyorum. Benim müşterilerim de bilir. Mahcubum da. Tedavi olmak istiyorum. Olamıyorum da maddi imkanlarımdan dolayı da. Eski patronu Emrah Köylü'nün yanında çalışırken kumar oynamaya başladığını, hırsızlığın nedeninin de bu olduğunu ileri sürüyor. Buradayken oynuyordum. Benim işte paralarının çalmasının da etkenlerden birisi o. Daha önce çalmıyordu yani işte Allah var. Eski kalfanızın başına ne gelmiş olur? Vallahi bilmiyorum yani. Ben daha önce Ankara'ya kaçmış. Ömer diye bir arkadaşı vardı. Onun yanına kaçmıştı. Yine öyle bir arkadaş bulmuştur kendisini yani. Hırsızlıkla suçladığı Emrah Köylü'ye berber dükkanı açması için yardımcı olduğunu da söylüyor Murat Baş. Dükkana gittik beraber, şurayı şöyle yaparsın, burayı böyle yaparsın. Kendimiz fikir alışverişinde bulunduk. Hatta ustalarını da bile ben buluverdim yani. Benim onun müşterisinde gözüm olma gibi bir şansı yok. Biz zaten teyzemin oğluyla paslaşıyoruz. Benim dükkanım yoğun olduğu zaman Eyvabime gönderirim. Eyvabimin dükkanı yoğun olduğu zaman bana gönderir. Yani bizim müşteride bir sıkıntımız yok Allah aşkına. Peki tenkit ve darp iddiaları ile ilgili ne söyleyecekti Emrah Köylü'nün eski patronu? Programınızı yarım saat önce izledim. Yoktum ben. 6 kişi yalan konuşuyor. 6 kişi ifade vermiş de onun oğlu mu haklı? Biz verdik. Bugün de ifademizi verdik. Darp etsem dükkandan çıkarken darp eder. Bu kişinin artık dükkanımda ismini duymak istemiyorum. Artık ben bu konu hakkında hiç yorum da yapmak istemiyorum. Çünkü öbür dünyada hesaplaşmak istiyorum. Yani onun hakkı bendeyse bana helal etmesin. Benim neyi diye ekmeye kesinlikle helal etmiyorum. Ya sizin düşündüğünüz aksine bambaşka bir şey söylüyor. Ya biz ya para derdinde değiliz. Tikan derdinde de değiliz. Çocuğun derdindeyiz biz. Çocuğumuz sağlam çıkması. Tamam. Önemli. Siz para derdinde değilsiniz de sizin işte kayıp olan çocuk para derdinde. Murat Bey de zaten canlı yayınımızda. Murat Bey günaydın. Günaydın hanımefendi. Günaydın. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani dün anne sizin size yakın bir başka berber dükkanı açtığı için ona husumet beslediğinizi iddia etmişti. Ama siz de diyorsunuz ki hiç öyle bir şey yok. Ben cezaevindeyken kasadan para çaldığı için bizim aslında bir problemimiz oldu. Doğru mu anlamışım? Hanımefendi çok özür dileyerek söylüyorum. Kastamonu küçük. Evet. Kastamonu çok küçük bir yer. Herkes herkesi iyi bilir. Benim onun değil Kastamonu'daki hiçbir berber meslektaşımın kesinlikle bir müşterisinde gözüm yoktur. Kesinlikle ve kesinlikle birisinin dükkanında veyahut da ekmeğinde hayatta gözüm olmaz. Emrah'ın hiç olmaz. Emrah'ın yetiştirilmesinde onlardan fazla emeğim olduğunu kendi ağızlarından da duydum. Gerçi onlar şu anda inkar ederler ama yani Müslüman kişiler kendileri. Müslüman insan yalan konuşmaz. Ama o gördüğünüz hanımefendi, babaannesi olan kişi tamamen yalan konuşuyor. Çünkü benden zamanında oğlum Allah razı olsun diye yalan konuşuyorsun tabii. Ya benim dükkanımda şahitlerim var, ispatlarım var. Ben bunları her türlü kanıtlayabilirim. Yalan konuşuyor musun? Dükkanıma vardı. Ne dedik biz sana? Ne dedik biz sana? Geldin çayı mı kahve mi içtin? Ana dedim ben sana bu yaşıma kadar dedim hiçbir saygısızlık ettin mi dedim? Etmedim. Değil mi? Ben sana bunu söylemedim mi? Etmedin ama ne dedin? O zaman ben dedin? Senin oğluna burada benim dükkanımda sıska vurduk durdun mu? Ben bugün bu duruyorum kaybolmasında yardımcı. Peki ben şunu Müge anlamıyorum. Ben muhatap olmak. Niye yalan konuşuyor? Murat Bey ben şunu anlamıyorum. Yani sen o yüzden seni suç atıyorsun. Tam bir saniye. Yani annesi ve babaannesi bilmiyor muydu bu çocuğun? Derse ben konuşmayacağım. Tamam bu çocuğun böyle kumar bağımlısı olduğunu bilmiyor muydu? Siz de evinizi falan ipotek etmişsiniz biliyorlardı. Babaannesi gelmişti bir. Borcu var. Senin yani sen bilmiyor muydun? Sonradan çıktı işte. Müge Hanım. Babaannesi ben babaannesinden duyduklarımı söyledim. Tamam sen dün bilmiyor muydun buraya geldiğinde? Neyi? Bu çocuğun kumar bağımlılığı oldu. Bilir ya. Annesi sonuçta bilmemesi lazım. Çocuk benim yanımda değil. 4 yıldır çocuk benim yanımda değil. Annesin yani. Bilmen lazım. Ben bu kadar bağımlı olduğunu bilmiyordum ben. Hani bir kere arar insan oğlum ne yapıyorsun nasılsın falan diye. Annesin kumar bağımlısı olduğunu bilmeyecek mi? Nereden bileceğim 4 yıldır ben yanımda mı çocuğum? Her şeyi biliyorsun ya. Bana laflar söylüyorsun ya. Tanımadığın insana yorum yapıyorsun sen şimdi. Annesin ya. Hadi bul. Bulacağız zaten. Babaanne sakladıysanız bu program arandığında babaannesi çıksaydı derdim ki baş tacı. Annesi çıktığı zaman ben şoka girdim. Bir şeyler aradım yani bu konu hakkında. Kafama... Ömer'cim ya bazen çünkü yakınlarımızla görüşmeyiz ama görüşmeme kayıp oldukları zaman onları arama hakkına arama sahibiz. Arama hakkına sahipsin ama ne bileyim halanla konuşmuyorsundur mesela. Evet ama yanındaki kaybolduğunda aramaz mısın? Ararsın ama kuzenini ararsan halam ne yapıyor dersin. Sen bir annesin. Babaannesini ararsın oğlum ne yapıyor dersin. Senin bir etin parçan ya bu. Sen konuşma kafana göre benimle diyor. Tamam konuş babasının sebeplerini de kendi biliyor. Babaannesine bak babaannesi kumar bağımlısı olduğunu biliyordu. En son borçlarını kapattıklarında
Dedik ki dedesi oturacaktı, parayı alacaktı, borçlarını kapatacaklar. Evi ipotek verdiler. En son ya, evin kirası 6 ayda bir olduğu için çok kumar kaybetti. Ben Emre'nin 3 aydan beri görüşmüyorum. Dükkanına da gelip gitmiyorum çalıştığım için. En son gittiğimde de 50 bin lira, 100 bin lira yakın para kaybetti. 10 milyar... Telefondan mı hemen kaybetti? Aynen. Telefondan... Öyle yanında otururken kayıp mı? Yanında oturuyorsun ya. 50 milyar para 150 oluyor. Oluyor Kur'an çapsın ya. Kayıp kayıplar. Hayır kayıp. Ya kazanıyor parayı. Mesela 50 attık mesela o ilk kaybettiğinde 50 milyar para 70 milyar oldu. 70-150 oldu. Çek diyoruz biz. Çekmiyor parayı. Ha kazandı 50 bin lirayla 150 bin lira kazandı. Ha 150 bin lira oldu. 150'yi 170 yaptı. En son 230 yaptı parayı. 50 milyar 230 milyar oldu ya. Çek diyor çekmiyor parayı. Hırs ediyor yani. Çok hırslı bir çocuk. 230'u bir bastı 300 alacaktı. Kayboldu. Ama kumarın özelliği odur zaten. Ha bir dakika yani 50 230 demiş 230'un tamamını mı yatırdı? He tamamını yatırdı. Bir kere dedi partiye vurayım gidiyoruz dedi. Ama Emrah parayı kaybetti. Ondan hayda. Sonra zaten psikolojisi bozuldu. Normalde babaannesi biliyordu. Bütün borçlarını kapattı. Peki ne bu yani oynadığınız? Ya işte maç oynuyor. Bir maça basıyor. 10 saniyede parayı kazanıyorsun yani. Maç nasıl 10 saniyede? Ya işte canlı maç oynuyor yani. Penaltı oluyor. Gol olur mu olmaz mı dışarı korner oluyor. Cak maç işte. Devam ederken oynuyor. Aynen. Ya da ne bileyim işte bir patlatma. Babaannesi hiç öğretmeyelim. Ben de hiç aynen. Öğrenmek de istemiyorum. Neyse sen. Ben de öğrenmek istemiyorum. Biz babaannesi gidip... Ama öğrenmişsiniz. Öğrenmişiz ama babaannesi gidip biliyordu. Biz onu elindeki telefonu aldık. Sildik uygulamaları. Peki gerçekten o telefonda mesela istersen gene yani o 230'u alabiliyor musun? Tabii canım bedava para değil. 230 çekiyorsun yiyorsun. Yani 50 bin lira yaptı. 230 yaptı almadı parayı. Hırs yapıyor 300 olsun diyor yani. Tam olsun diyor. Aa babaanne biliyor her şeyi. Çok bilmiyor musun? Ya ne biliyorum ben? Ama ne biliyorum? Ya az önce konuşuyordun ya babaanne her şeyi biliyorum ediyorum ne diye. Ne biliyorum ben? Panga'da iki borcu vardı onu kapattık biz. Peki siz eve gelen adamlara niye para verdiniz? Kime verdin? Eve gelen adamlara. Telefonu kefil etmişsiniz. Evet. Kefil biz mi etmişiz? Siz onu ne? Bu Emre şimdi gelse de burada dese ki Ömer yapma dese sen kabul edecek misin? Sen bana yine para verdik diye benim kapıma geldin. Kim? Sen. En son işte eviniz gitmesin diye 10 milyar para verdik diye korkunu. Haberim olsun evet. Diyorsun. Benim nereden haberim olacak? Ya haberin olacak? Olsun diye bilgi veriyorum sana babaanne. Neyle bilgi veriyorsun sen? Müge Hanım babaannesi ben yaşlı olduğu için pek anlamıyor herhalde. 6 ayda bir kredi ödeyeceklerdi ya. Günlük parayı bu günlük parayı atıyor bank stresi diyor ya. 250-300 milyon para kazanıyor ya. 300'ü bir atıyor akşama 10 milyar oluyor para. Anladınız mı? Bu şimdi ben nasıl 200 yatınca 10 milyar olduğunu anlamıyorum. Ya anlamak, ya internetten araştırırsanız anlarsınız yani. Nasıl yapacağız? 200 lira yatınca nasıl 10 bin lira oluyor? Ya bir maça basıyor, 500 yapıyor, 500'ü 1 milyar yapıyor, 1 milyar 10 milyar yapıyor. O yapıyor yani benim. Emrah'ta sıkıntı yok. 10 o çocuk yapıyor. Yani Emrah'ta sıkıntı yok. Aynen hocam. Sıkıntı yok yani. Ama Emrah bunu oynuyor ya. Hayır bu maçlar her gün oynanmıyor ki. Ya anladın mı işte? Patlatma oynuyor, her şey var yani. Hayda. Rulet falan da var yani ya. Kıbrıs'ta canlı kumar. Ha bir de o da var. He o falan da var. Niye kaçıyor niye? Ya kaçmıyor. Ben okumuşluğum yok. Bir gelin. Yani yine şöyle söyleyeyim. Niye kaçıyor? Yanlış çocuğum, anlaşılmasın. Bir elim var yine var. Yani evi var. Bir dakika sen ya. Sen de varsın biliyoruz. Ömer yanlış da anlaşılmasın şimdi lafın başını duymayanlar için. Yani 50 lira 100 lira yatırıp 10 bin lira yapıyor ama sonuçta yine zararlı çıkıyor. Yani evet. Kâr ettiği bir durum yok. O yüzden zaten herkese para takılmış. Peki Murat Bey. Hani siz de patronun olarak size de gelirler dediniz ya Kastamonu küçük yer herkes birbirini tanır. Siz bu çocuğun başına ne geldiğini düşünüyorsunuz? Size değil hadi başkasına olan borçlarından dolayı başına vallahi, bir iş gelmiş olabilir mi? İmkansız. Konuşulan ne? Müge Hanım valla yani ben 6-7 aydır bir kere muhatap oldum. O da işte beni dövdü dediğinde muhatap oldum. Ben kesinlikle yani dükkanından çıktı. Senedi geri vermişim. Ben muhatap olmadım. İsmini de duymak istemiyorum ha. Neyle ismini duymak ben senedi, istiyorsun? Ben de senet yoktu ki yoksa. Senedi geri vereyim. Senet diye bir şey yoktu yani. Neyle yok? 150 şimdi ben Müge Hanım size kendimi şey. Anlatayım. Eğer böyle araya girecekse hiç konuşmayayım. Ben kişilerle zaten muhatap olmak istemiyorum. Size ben kendimi anlatayım. Yok yok ben röportajınızı izledim. Ben yalnız gerçekten bu 150 bin liralık senet var mı yok mu onu merak ettim. Var. Varsa nerede? Hanımefendi biz bunda senede oğlanı vermiş oğlan yurt konuşuyor. Ben barıştım değnekten yurt diye. Biraz sonra da kayboluyor. 6 kişi aynı uğurda. Yani 6 tane devlet 6 tane ifade veren kişi yalan konuşuyor. Neyle yalan konuşuyor? Ya ben çocuğum için yalan konuşmuyorum. Ben bu çocuğum için geldim buraya. Kaç yaşındayım? Baksana bir kere. Ama demeyin yani hanımefendi. 68 yaşındaki karı yalan konuşuyor mu?
Hicaz'a giden karı. Elife teyzeciğim sana da torunum her şeyi arıyor. Doğru anlatmamış yani, olabilir. Onlar müdahale edecekse ben konuşmayacağım. Ben tamam ama siz bilirsiniz de. İşine gelmedi onun için konuşmuyor. Sana da torunun doğru anlatmamış olabilir bazı şey. O yüzden onu söylüyorlar. Ya niye çocuğu doğuyorlar? Ben o yüzden suçluyorum onu. Niye doğmuş? Tikanın da niye baskı yapmış? Anladım dur bir gene reklama gelmek zorunda. Tikanın da niye baskı yapıyor? Niye... Şimdi tabii bu en son olay babaannenin dedenin iddia ettiği üzere ve babasının iddia ettiği üzere bu çocuğun darp edildiği. Hı. 150 bin liralık senet imzalatıldı. Daha sonra bu işte şikayetçi olmasın diye bu 150 bin liralık senedin geri iade edildiği konusunda. Sen bu konuda bir bilgi sahibi olmadığını söylüyorsun dün de bugün de. Murat Bey de diyor ki bizim böyle bir şey yaptığımız yok. Murat Bey'i tekrar asayiş şubeye çağırmışlar bugün öğleden sonra gelsen biraz daha anlat diye. Yani en son nokta bu. Ama anladığım kadarıyla Seynur... hani seninle çok arasında oğlunun bir şeyi yok ama babaanne olarak Elif Hanım torununa seslenmek ister misin? Bağlılığı sana anladığım kadarıyla. Ama siz de bayağı evet, bir evinizi falan ipotek seviyorum, etmişsiniz. Oğlanımı seviyorum. Oğlum çık gel. Neredeysen çık da gel. Oğlanımı koy ben. Neredeyse bıraksın da gelsin. Tikanını nerlet olsun. Tikan sizin olsun. O bul işini. Kendisi gelsin. Ben onu küçük yaştan beri besledim, büyüttüm. Şu sırayı gördüm. Hay Allah ya. Ya bu arada size şöyle söyleyeyim. Dün biliyorsunuz ikisi arka arkaya geldi. Hiç yalan konuşmuyor mübarek onda ağzım bağlı. Yemin ederim. Kur'an elimi de basarır. Onunla da bastığını, dövmediklerine dair ben o yüzden diyorum. Onun için suçlayayım. Başka türlü suçlamıyor seni. Doğduğunuz için, 7 kişi olduğu için, kapıyı kilitlediğim için dinaysın. Sen de Allah'ın vicdanını al bir kere, beni de yanına al. Senin anan, sen kaybolsan anan çırpılmaz mı? Çırpılmaz mı? Kimden bilecek? Çırpınar. Kimden bilecek? Senden benden bilmez mi ben de olsam? Allah benim de kurban oldum Allah. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten arkadaşlar bu çocuk böyle birisi tarafından ya babası da aranmış ya. Ya hani birisi onu yanında tutuyor olabilir. Bir şey sorabilir. Bir şey varsa söyle. Ya Emre bu hala bu darp olayına geldik ki. Darp olayı zaten 7 ay önce olmuş. Olay bitmiş, eve gelmişiz, dükkanı etek etmişiz. Ama paralar ve borçlar bitmiş. Hayır, paralarla bitmemiş. Borçları bitti. Hiçbir konu yok. Murat abi ona gelip de parası da istemiyor. Dükkanı açtı, işletti dedisi. Niye istemiyor? Murat Bey siz yani helal mi ettiniz parayı? Hayır, helal et değil. Babaannesine geldi dedi ki bak böyle böyle bir olay oldu. Ben oğlumu arka tarafta her gün içime kin gidiyorum dedi. Bak bu lafı kullandı babaannesine, doğru mu? Ya gittim tikimle konuştum ben. Ama ben helallik istesin dedi. Sen ne dedin? Bak bir dükkan açıyorsak dedi, açıyorsak dedi. Helallik benden almazsa dedi. O dükkanda iş yapmazdı bak bu adam. Bu babaanne dedi ki böyle bir şeyler konuşuldu. Babaanne biraz kızdı. Ondan sonra Emrah dükkanını açtı. Ama Emrah'ın en büyük hatası o dükkanı babaannesi ipotek vermiş. Evini ipotek vermiş. Ya dediyse beni sen sahane. Dedin, hayır. Seni ilgilendiriyor bak, mu? Anlamıyor ki Murat Bey siz ya borcunuzu... Seni ilgilendireyim mi? Vediyeyim bitti mi? Murat Bey... Ben onu mu konuşuyorum burada? Uşağı mı konuşun? Uşağı mı? Ya, biz de onu konuşuyoruz. Tamam, efendim, Elif ben Hanım şu anda konuşurum ama yani böyle tamam, müdahale Murat... edince ben konuşmak istemiyorum. Yani. Murat Bey ne yapabilirim? İnsanların ya. Ağzını bantlama gibi bir yetkim yok ki. Ben size şunu söylüyorum yani siz alacağınızı... Alacağınızı ne yaptınız? Hani sizden çaldığı parayla ilgili aranızda ne geçti? Şimdi hanımefendi ben onu yani öbür dünyada artık hesaplaşırım. Ben öbür dünyada hesaplaşırım. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ondan da helallik istemiyorum. Ben 10 sene benim yanımda ekmek yedi. Ben madem bu kadar kötü bir insanım da benim 10 yıl yanımda niye durdu hanımefendi bu? Ben bu kadar kötü bir insanım. 10 yıl yanımda ekmek yedi bu sen adam benim. Sen kötüsün demiyoruz, kötüsün demiyoruz. Oğlum benim o benim annesinden, o babasından, o babaannesinden, baban... Ya ben senin oğlunu nereden bileyim hayret bir şeysin. Benim yanımdan 6 ay olmuş çıkalı, 7 ay olmuş sen çıkalı. Ben senin oğlunu bir kere görmüşüm. Sen benim çocuğumu yaptırdım. Sen kaybettin oğlanımı orada. Yaptı diyorsunuz. Delil varsa o zaman ispat et. Dedin. Ben cezamı çekerim. Ben cezaevinde yatmayan bir insan değilim. O tikan benim iki tikanım oldu dedin. Bunu diyen sensin. Ne dedi ne dedi? Dur bağırmadan konuşursak biz anlıyoruz. Daha iyi anlıyoruz. Hem. İki tikan benim dedi. Oğlanın tikanını bile göz dikti bu. Müge Hanım sizin soracağınız soru varsa i̇ki ben cevaplayayım. İki tikan varsa benim dedi. Ben bir beyefendi olmuş. Telefonu attığımızda. Teşekkür ederim. Bir kimden beyefendi telefonu attığımızda. Sen kimin arkadaşısın? Bu derbiyi. Emrah'ın arkadaşı. Emrah inşallah çıkar. Ama Allah rızası için söyle. Sen bunun arkadaşı mısın? Emrah'ın arkadaşı. Şimdi sen Murat'ı savunuyorsun ya. Burada ben karmıyım. Gerizekalı mıyım ben ya? Beni tanımadan Murat'ı bana yorum yapıyorsun ama. Burada, Murat'ı savunuyorsun. Murat'ı niye savunayım ya? Emre'nin yaptıkları ortada.
Kabul et dışarı. Ya sen ortaya konuşma. Çocuk kayıp kayıp. Tamam inşallah bak ben de diyorum ki kayıp olduğu için ben buraya geldim İlyas, diyorum. İlyas tamam siz karanlık insanlarsınız. Bizim sen sizin çok gücümüz, beyazsın. Bizim gücümüz yetmez. Doğru sen çok benim beyaz olduğun için. Benim kimseye zarar vermiş ben senin yoksa, kapalı haline geldiğine şükrettim şimdi. Var mı acaba? Ya kapalı geldiğine şükrettim. Söyle. Ne? Emrah nerede? Emrah'ın nerede olduğunu ne bileyim ben ya. Sen benim Emrah'la telefonla görüşmeye bak. Emrah'la en son kaç kere konuşmuşum ben sana. Sen Emrah'ın kaç senelik arkadaşısın? Ben de sen annesin ya. Sen konuşmuyorsun. Sen kim olduğunu bana laf atıyorsun. Kaç senelik arkadaşısın? Kaç ben de diyorum ki bak sen annesi olduğu halde bilmediğin halde ben arkadaşım olarak değerlendim. Annesiyle görüşmediğini nasıl biliyorsun sen? Kaç senelik arkadaşısın? Sen annesinin ne olduğunu bildiğimiz için görüşmediğini de biliyoruz yani hani. Kaç seneden beri tanıyorsun sen Emrah'ı? 15 falan oldu. Zeynep! 15 falan oldu. Zeynep! Daha bu bak valla bir tane vururum. Benim oğlumu vurdu bunlar. Vuracağım lütfen izin verin ya. Oğlumu. Tutamazsınız beni. Tutamazsınız. Tutamayacağız. Yani böyle bir şey yapmanın bir anlamı yok ki. Bunun çocuğunuzu bulmaya bir faydası hiç olmaz ki Senur Hanım. Allah'ım geç ya. Geç taşıya geç. Ayakkabımı atacağım. Ya Senur lütfen ya. Biz oğlu için gelmişiz. Biz oğlu için gelmişiz. Şunlara baksa yaptığı şey ya. Allah rızası için ya. Otur şuraya. Siz 6 kişi toplanıp benim oğlumu nasıl dövdünüz? Açıklayın bunu bana. Açıkla Murat Baş. 6 kişi nasıl tamam, dövdünüz benim oğlumu? Çıkaralım. 6 kişi nasıl dövdünüz? Çıkartın valla. Dayanamıyorum artık. Ay kıyamam ya. Babam çıkın mezardan gör beni. Kıyamam tamam dışarı çıkaralım. Emrah da çıkıp gelsin bak annesi ne halde bak. Aa görüyoruz işte. Benim oğlum nerede benim oğlum? Daha Emrah sağ olun. Bakın siz babaannesiyle annesini şu noktada anlamıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki şunlar yaşandı ya. Ya onlar da diyor ki borcu varsa vermeseydiniz. Beni bizim çocuğu da dövmeseydiniz diyor. Ben onları anlıyorum. Döveme olayını bak babaannesi bize bak şimdi oruçlu geldi evde dedi ki ya bu olayla sizin bir alakanız yok dedi. Tamam mı? Ev ipotek verdikleri için biz zaten 10 bin lirayı verdik. Biz kötü bir insan olsak 10 bin lirayı niye veriyor? Niye veriyor canım niye veriyor? Ya haklı o zaman evi gidecekti. Nereye? Ne biliyor onunla konuşuyor? Nereden eve gidecek? Geldi dükkanda yalvardı. Nereden gideceksin? Zamanı mı geldi de gideceksin? Yalvardı bize. Niye yalan konuşuyorsun? Ne, bildiğin şey mi? Hadi yemin et. Neyi biliyorsun? Bizim sen dükkana geldi yalvardı. Sen nereden biliyorsun? Pangan mısın sen? Ya hayır bize gelip niye yalvardı diyorum abla. Kim yalvardı? Emrah. Niye yalvardı? Böyle parayı ödeyeceğim kredi borcunu 10 milyar ver. He? Baskı altından para verdiniz. Hangi baskı altından ya? Şey ediyorsun. Ben biliyorum, bir dakika ben Murat Bey'e bir şey daha sormak istiyorum. Ben de param var ya şurada. Anne, dur Elif Hanım. Ya sen günlük işe giden bir kadınsın. Senin cebine 50-100 lira para geçiyor. Sen zaten zar zor geçiniyorsun abla. Biz bunları bilmiyoruz biliyorum, mu? Biliyorum. Biliyorum bile yapıyorsun o hareketi. Ben biliyorum da sana zaten biz destek para da istemiyoruz biz ya. Destek ne diyorsun? Sen hala para derdindesin. Murat Bey bir saniye. Şimdi para meselesi yok. Dostluk önemli. Sizin 7 bin lira. Sana yapılan iyiliği unutmayacaksın. Size 7 bin lira borcu var. Anladığım kadarıyla bu gene de ev, işte o dükkandaki televizyonla falan filan hallolur. Hayır peki, mesele Murat para değil. Bir saniye. Siz yanlış Murat Bey. Yok yok ya canım borcu hayır, almışsın. Hayır mesele para da değil. İnsanlık önemli. Kes bu babaanne biz iyilik yaptığımız halde diyor ki iyilikler çabuk unutuluyor kötülükler iyi anlanıyor. Sen beni kötü atana diyorum yani. Öyle oluyor evet. Yani bu İnsan ol ya. Evet öyle oluyor. Sen evet. Üzgünsün diye dünya durup sana yol verecek değil abla kusura bakma. Vay ne sen üzgünsün diye? Dünya durup sana yol verecek diye bir şey yok yani. Bunda yeni... Öğrendiğimiz bir... Murat Bey, yani. Size hani bu helal ettiğin, helal etmediğiniz para var ya... Size ne kadar borcu var bu çocuğun sizin evet, kafanızda? Hanımefendi, ben net bir fiyatını söyleyemem. Ama ben şimdi 25 seneden beri bu dükkanı çalıştırıyorum. Dükkanımın 3 aşağı 5 yukarı kaç paralık ciro yapacağını biliriz hanımefendi. Yani benim bir meslektaşım var, teyzemin oğlu. Ona hesabı bırakıyor akşamları. Benim dükkanımdaki çırağım 100 lira... Veriyorsa o 50 lira veriyor. O onun 10 misli işini yapıyor ama onun 4'te 1'ini veriyor yani. Günlük yani dükkan tamam. 1 milyar euro yaparsa misal atıyorum buna 100 milyon lira para veriyor hanımefendi. Tamam yani ne kadardır? %50 çalışma usulümüz. Kalfa olarak ben 20 ay cezaevinde yattım hanımefendi. 20 ay sonra beraat ettim. Aklandım. Allah'a şükürler olsun. Yani kimseye de verilemedi. Tamam yani ne kadar sizden götürmüştür yani, tahminen? Ben bilmediğim için berber dükkanının cirosunu.
Hanımefendi ben 300 milyar çalmışsın dedim. Kendisinin söylediği bana o kadar yok dedi. E siz 300 bin lira dediniz o da o kadar yok dedi. Peki size, peki size evet. Ya da bir başkasına. Bu arada 300'e mi çıktı? Ben Hacı vallahi senin oğlunla konuştuğumu söylüyorum ben. Ne senin oğlun çıksın piyasaya konuşsun o zaman. Sen bak aslan gibi çıkıp konuşup konuşabiliyorum yani. 300 çıktı. 500'e çıkar. Ya inşallah bak hacı anne. Emrah peki, gelir. Peki acaba şurada Emrah. Şurada doğruları konuşur. Bir saniye acaba bak, Emrah. Müge Hanım biz bu konuşmaları daha önce babaanneseyle defalarca yaptık. Tamam babaanne çok üzgün lütfen. Dünya yol verir mi diyor ama ben üzgün insanlara annelere hanımefendi, biz, yol yani, verir misin istiyorum. Bizi, bizim abi lekelemesine değmiyor ki. Bizde hata anladım. Yani bizde zerre kadar hata yok yani. Anladım. Şimdi yani, Murat bizde Bey. Niye lekeliyor ki yani? Tamam Murat Bey. Onun üzgünlüğü tamam, beni ilgilendirmez ki. Tamam belirli bir benim annem üzgün. Saygı gösteririz. Bu ya benim ticari itibarım ne olacak peki? Bir şey olmaz ticari. Tanıyorsunuz benim siz orada. Benim ticari itibarım ne olacak? Ben şimdi yayından sonra avukatıma gidiyorum. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Tamam bulunursun. Herkes tanıyor zaten. Senin ticari itibarın yasaklı madde kullanıp cezaevine girdiğinde bozulmamış da bir tane babaanne gelip torununu arayınca mı bozulacak? Ya lütfen çok rica ediyorum. Niye beni böyle konuşturuyorsunuz? Ben merak etmişim kusura bakmayın yani. Ay niye beni böyle konuşturuyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum ya. Ben gayet sakin bir insanım diyorum. Allah Allah. Ben size başka bir şey soracağım. Ama ben size ondan beraat etmişim yani. Beraatım aşikar ortada yani. E tamam ama yani sonuçta beraat etmedin. Yattın çıktın işte yani. Tamam bu çocuk bulununca beraat da ettim yine hocam bakın, inşallah bu bak, çocuk çıkan yine ticari itibarınız yerine gelir. Siz daha çok gayret edin. Siz de katılın bu gayrete. Çocuğu bulalım. Böylece siz de aklanın. Siz de babaannenin söylemlerinden kurtulun. Tamam. Yok ben size yandan, şunu... Tamam ben... Bu ne diyor ben, ya? Ben, Allah ben, ya ben size siz kaybettiniz demiyorum ki. Ya, ilişkisi kesilmiş. Benim ne işim olur yani? Ben tamam ama böyle ayakkabılarını falan çıkartıp gelme yani. Burası da böyle Arabistan çölü değil birbirimize terlik fırlatalım. Sevmediğim şeyler. Beyefendi acaba... Bak bunu Ömer sana da soruyorum. Size ya da bir başkasına olan kumar borcunu ya da bu oynadığı kumar borcunu ödemek için... Orada başka böyle daha tehlikeli tiplerden... borç para almış olabilir mi? Yani, öyle bir bak Kastamonu küçük ya. Ben Emre Hanım işte çalıştığım için. Dur Elif'ciğim bir saniye. Elif abla. Tamam haklısın bir sus. Var mı yeter yani öyle hani görüştüğün hayır. Tehlikeli tipler? Bak Müge Hanım Emre Hanım dükkanına gelip giderler. Farklı insanlar gelir başkaları gelir. Ama şöyle bir gerçek var. Ben Emre Hanım zaten yaklaşık 4 aydan beri görüşmüyorum. Dükkanına toplamış. Yok duyarsınız yani. Hayır duyuyoruz tabii. Ha. Benim mesela arkadaşım gidiyor Emrah böyle böyle yapmış mesela diyor. Emrah telefon almış diyor. Emrah var mı böyle para... görüştüğü tehlikeli? Görüştüğü de. Tehlikeli de bizim çevremiz yani. Ama son bir gün önce Emrah dedi ki zor durumdayım falan dedi. Biz 10 milyarı verdikten sonra dekontunu da atabiliriz. Ondan sonra bir iki taksitini ödedi. Ondan sonra üçüncü taksitini mesaj attık. Dedik ki böyle böyle tamam yani dedi. Yani bir iki gün önce zor durumdayım mı dedi? Aynen zor durumdaydı dedi. Ben de çıktım gittim. 5 dakikaya durdum ya durmadım. Ya ama de... Emre aramış. Emre Antalya'da. Ama işte Ertan Antalya'da. Yani sen borçlu... Geleyim mi demiş. Borçlarından yani oraya. Borçlarından mı kaçtığını düşünüyorsun? Ya borçlarından kaçtığını düşünmüyorum aslında. Ben Emre'nin ne yaptığını da bilmiyorum. Belki de evde bunaldı öyle gitti. Ama Emre borçlarından kaçacak diye bir durum da yok. Normalde ortada. Çünkü bize var. Taksi ödüyor. Ödemese bile bizi sineye çekebilecek kapısta değil. Senin 10 bin liran değil ki mevzu. Çok daha başkalarından aldıysa da bilemiyorum yani. Başkaları da sıkıştırmış Murat olabilir. Murat Bey sizin bildiğiniz var mı? Hanımefendi benim yanımdan çıkalı 6-7 ay olmuş. Ben nereden bileyim? Ben kimle görüştüğünü bilmiyorum. Kim ne yaptığını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ben ismini bile zikretmek istemiyorum o şahsın. Dükkanımda bile ismini bahsedildiği zaman kapatıyorum yani. Ben gerçekten 8 sene yani yediğim ekmekler... Yani değeri zıkkım olsun. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben zaten helal etmiyorum diyorum hanımefendi. Ya ben sizi de anlamıyorum. Şimdi şöyle yani bir şey söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey. Yani hani bu borçları yüzünden diyorsunuz ya hanımefendi. Bunun babasının ne iş yaptığını Kastamonu biliyor. Annesinin ne iş yaptığını Kastamonu biliyor. Yani ben burada ismini zikrettirmiyorum. Annesinin babasının konu açıldığı. Tamam benim yaptığımı da biliyorsa devletten de kusura bakma. Kusura bakma ben devlete vermişim cevabımı. Annesi için Emrah çıkıp gelmesi lazım. Şuraya çıkıp gelmesi vallahi lazım yani. Valla inşallah gelebilecek durumdadır. Gelsin zaten yani. Emrah yani sen de bizi izliyorsun artık. Yani bu kadar annesi herkes duruyor. Birbirine düşmüş. Annesi beni hanımefendi, tanımıyor ki. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Madem o kadar biliyorlar. Madem o kadar kişiyi biliyorlar. Dükkanında kimleri geldiğini biliyorlar. Onlar borçlarını çok iyi biliyorlar tamam mı? Onlar borçlarını ödesinler Emrah çıkar piyasaya. Ya belki de Emre'nin kaybı gelmemesine sebep şu da olabilir. Annesi, babası. Zaten bunlar tamam elindeki avuçluklarını verdiler. Bu evi de fıtık ettiler. Şimdi bir kere daha borç yapınca ödeyecekler.
Biz borçlarını öderiz gene, yeter ki çocuğumuzu ortaya çıkartırsak. Ya o da olabilir yani. Sen bak mesela, orada konuşacağım varken böyle garip hareketler yaptığın için orada duruyorsun. Anne olarak konuşamıyorsun. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Buyur, bir sorun varmış. Evet. Emrah'ın borcunu ödedikten sonra Emrah çıkacak mıymış, onu soruyorum. Kime soruyor? Murat Paşa. Ya ben nereden bileyim? Borç elinden kaçırıyorlar. Öyle ben dedin. Öyle dediniz. Çıkıyordu ya. Borcunu ödeyelim söyleyin. Borcunu ne kadar borcu var Emrah? Önceki sefer kaçtıydı. Borcunu ödedin. Ben sen nereden altı bileyim? Aydır, siz daha iyisini biliyorsunuz. Altı aydır görüşmüyorum diyorsun. Sen bizim kafeye Aralık ayında oğlunu... Aralık ayında oğlunu niye dövdün o zaman? Altı aydır nefret ettiğin insanın. Ben neden dövmedim. Doğdum? Ben dövmedim. Devlete verdim yok, cevabı. Yok canım, dövermişim. Polis memurlarına verdim ifademi. Benim o anlattığınız iddiaları ben yapmış olsam var ya 25 yıl ceza yerim biliyor musun? 25 yıl. O anlattığınız dükkanına daha gireceğim. Geri ben adamın kamerasını sökeceğim. Daha iyi geri çektirdin. Seni de aldın. 25 yıl. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz Allah'ına? Böyle ağzın iyi laf yapıyor diye öyle haklı olmuyorsun. Ya beni de Müge Hanım. Ben ya buraya Emre bulmak için gelmişim. Şehirde gelmiş ben sanmıyorum. Sen beni ne zaman gördün? Ben aslında karşınıza bile çıkmak istemiyorum. Yani yüzünüzü bile görmek istemiyorum. 25 yıl ediyor. Yani Müge Hanım'a saygı duyduğum için ben şu programa katılıyorum yani. Teşekkür ediyorum. Vallahi dilerim sizin haberiniz yoktur. Ben niye hiç haber gelmediğini de anlamıyorum. Ya örs ödeyelim ne kadar borcu varsa. Söyleyin nereye çıkartın oğlumu. Nereye kayboldu, gitti? Annesi bilinen. Ya bir tane telefon bir gelmez mi? Aradın. Sen gelmişsin bana biz saldırmaya kalkıyorsun abla. Ben buraya Emre için gelmişim. Altı senin kişi kim? Ayıp. Bu altı kişinin adını ver oğlum ya, hadi. Ya altı kişinin adını ver diyorsun da verdim zaten abla ben. Bak suç senin üstüne. Ben şu telefonu bir dakika bağlayacağım. Oo bu ben kadar. Ben söylüyorum ama. Ben böyle kavga sevmiyorum lütfen ya lütfen. Ama insanlar konuşa konuşa anlaşır. Ben şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya zaten Emre için gelmişim. İyi yapmışsın. Bana çok diyor ki. Dur bekle bir abla dakika. Beni bir kere alın. Telefonu alabilir miyim? Arkadaşım. Dur ablacığım tamam tabii ki sen onun için geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Dur şu telefonu da alalım. Emrah'ın arkadaşıymış telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Beni de karıştırıyorlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun dinleyeyim ben sizi. Vallahi bu 3-4 ay önce falan da herhalde Emrah'la konuştuk. Biz 4-5 kişi 6 kişi dükkanına girmişler. 200 bin lira senet imzalattırmışlar. Emrah'ı da dövmüşler, darp etmişler. Televizyon falan kırılmış bu olayda. Emrah ilk şikayetçi olduğunda bunu karakola da bildirmiş bana senet imzalattılar diye. Sonradan şikayet çekmesi için senet montet edip senedi geri vermişler şikayet çekince. Böyle şeyler anlatmıştı Emrah bana. Peki Emrah kimlerin ona senet imzalattığını anlattı? Murat Baş'ın olduğunu söyledi. Gerisini de çok detaylı anlatmadı. Hatırlamıyorum kim olduğunu söylemedi yani gerisini. Peki Murat Baş niye ona böyle bir senet imzalatmış? Hangi gerekçeyle? Çünkü Emrah onun dükkanında o yokken para çalmış. Hani paraları çalmış. Emrah'a da sorduğumuzda Emrah öyle belirtmiyordu. Benim bu diyordu, hakkım diyordu. Bu heh. Ben dükkan açacağım. Aynen. Zavine bak aynen. Gündeyken. Bu diyordu, benim hakkım diyordu. İnkar etmiyordu aldığı parayı da hiçbir sen şekilde. Açtın. Yani parayı aldığını söylüyordu ama o cezaevindeydi. Ben işlettim, bu da benim hakkım diyordu. Tabii bu... Yalnız bu değil, çok değişik bir düşünce tarzı yani gerçekten. Geçen gün böyle bir olay oldu. Hatta dün akşam yani bütün kabahatleri işleyen kişi özür bekliyor mesela. Hani özür dilemiyor, özür bekliyor. Şimdi böyle tipler var ya adamı evet. Çıldırtır. Bu da benzer bir şey. Yani tabii. Para aldığını kabul ediyor ama bu benim hakkımdı. O cezaevindeyken ben işlettim diyor. Yani ben de sizin yani Emrah niye siz böyle bir şey yapmadıysanız Emrah herkese bu şekilde anlattı. Bana mı diyorsunuz? Abi? Evet, evet. Şu anda nasıl bakın, şu anda nasıl yani yargılanıyorsam o zaman da yargılanayım. Yani başka bunlar suçu başkasına atmaya yani şeyler hanımefendi. Ben 10 yıl buna tıska vurdurmamışım. Ben niye vurdurayım hanımefendi? Ben 10 yıl yanında ekmek yemişim. Ama tabii ki kötü siz bir insan de, olsam 10 yıl benim yanımda ben, niye durdurdular ben hanımefendi? Ben size kötü bir insan demiyorum ama insan da mal da canın yongasıdır. Yani emanet edip güvendiğim bir şeyin suistimal edildiğini görmek... Beni de çok kırar, yaralar, öfkelendirir. Bu hepimiz için geçerli, hepimiz insanız. Hanımefendi ben cezaevinden çıktım, 6 ayda beraber çalıştım ben onunla. Ben eğer öyle bir şey, yani paranın pulunun şeyinde bulmuş olsaydım, ben trilyonlarımı yedim hanımefendi. Çalıştınız. Kusura sonra bakmayın, nasıl? Ben daha hala da, benim, evet 6 ay beraber çalıştık sonra da. Niye hemen def etmedin Emre? Ben hakkımı helal etmiyorum dedim. Helallik madem ben zaten çıkınca, çıkarken dedim, helalleşmedik. Ben madem o büyük babasını çağırdım dedim ki amca dükkandan, helallik... Hırsızı sen niye barındırdın yanında? 6 ay sonra dükkan açmasını hazmedemedim de delikanlı bakın, gibi burada.
Bakın sizin senin oğlun ne zaman dalga geçmeye başladı ben yani çaldığı paralar alacak ben o zaman yüzüne vurdum tamam mı? Senin oğlun dalga geçmeseydi ben yine yüzüne vurmuyordum. Senden fazla benim emeğim vardır tamam mı? Sen sadece doğurmakla şeysin. Ben senden sen onu ben büyüttüm biliyor musun? Beni bilen bilir bilmeyen kendisi gibi bilir. Onu ben büyüttüm. Sen bilmiyorsan Allah bilir. Öbür dünyada hesaplaşırız. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya o da tamam. Diyor ki ben ustası olarak ben çok diye. Emek verdim. Dalga geçti derken sizden aldığı paralarla ne demek? Ayıp ya, ettim. Hanımefendi şimdi yani %50 çalışıyor burada. %80 para alıyorsa ve ben bunu hakkım diyorsa nasıl dalga geçmek? Bunu her yerde sağda solda konuşuyormuş. Bu da benim kulağıma geliyor. Ve bu da ben size... normalde hiçbir şekilde bunu kalbim... Yani günlük benim kasamdan 80-100 lira para çalınıyordu. Ben buna bile göz yumuyordum hanımefendi. O kadar değer veriyordum yani. Bu benim elimde büyüdü hanımefendi. Yani bunun babası hakkında kötü derler, anası hakkında kötü derler. Çocuğu lanse ettirmiyordum ben burada. Psikolojisi bozulmasın diye. Biz de geliyor bir türlü ya, konuşuyor. Psikolojisi bozulmasın diye ben çocuğa lanse ettirmiyordum yani. Elif abla, ben 6 aydan beri kastımında değilim. Hadi konuş bakayım hangi lafı etmişim. Söyle. Ekmedin mi öyle? La 6 aydan beri yokum diyorum. Hangi lafı oradan alıp oraya etmişim? Hadi kanıtla. Onun için mi bu para ya, kanıtlasana ben bekliyorum. Hadi kanıtla. Hadi buradasın ya kanıtla. Annesinden fazla emeği vardır o gördüğünüz çocuğunda. Vallahi o kadar zor bir durum ki evlatlarımızın tabii ki ne yaptıklarını bilmiyoruz ama yani evlatlarımızın işte bu bağımlılıkları ne yazık ki aileleri perişan ediyor. Ya, arayıp sormuyorlardı. Şöyle bir gerçek var. Benim annem de olsa aynı şekilde yapabilir ama beni tanımamış. Beni ilk bir defa Ali Bey telefon numarasını verdikten sonra konuşmuş bir insan bana saldırmaya kalkıyor. Ya Ömer şu an bak, sen falan umurunda değil biliyor musun? Değil tabii o çocuğunu bekliyor. Ben de Emrah'ı bekliyorum. Emrah buraya çıksın desin ki babaannesi mesela bize bir şeyler söylüyor. Emrah doğruları anlatınca bu kadınların özür dilemesini bekliyorum. Dilerim İnşallah ama. Emrah çıktığında eğer ben doğru kanıtlandığında inşallah yaşıyor olurum. İnşallah bulursunuz da salarsınız. Ne? Siz salmadıktan kere nereye ya çıkacağım? Biz buradayız işte Emrah neredeyse bulalım getirelim tabii. Diyorum. Biz nereden saklayalım ya? Saklayasınız çıkartın oğlan işte. Ama bu kadar kimse... Ya abla ben buraya Cem'de Emrah destek olayım diye 3 milyar para vermişim. Bizim de 5 kuruş parası gelmişim. Emrah niye... Salak mıyım ben? Ömer, İşim gücüm yok Emrah efendim, besleyeceğim. Efendim oldu. Murat. Murat Bey efendim bir şey daha söylüyordu evet. Hanımefendi ben ailesini saklamadığını nereden bileyim ben bunu? Ailesi. Bize böyle bir ithamlarda bulunuyor da ben onların saklamadığını nereden bileyim? Oğlum evet. Bizi kendileri boşalttık biz. Cumartesi günü taşıyacağız. Bana ne yaşasın dükkanlar? Bu da yeni çıktı. Niye çocuklarını saklayıp buraya geldin? Ya ben ferahım zaten. Sen rahat ol. Sen ferahlan. Emrah çık da gel şu köpazeliğe bir son ver ya. Allah çarpsın sana bak. Ben ne ferahlanacağım büyük günler. Sen ayıp ettin abla. Bak ben senin için geldim. Sen oğlun için değil, ben de oğlun için geldim saldırmaya kalkıyor. Bu öyle bir olay yani yaşadığı bu söylediklerinizi, yani bu zamana kadar söylediklerinizi dinledim ama bunu doğru bulmuyorum. Gördün mü? Yani bu söylediğiniz de doğru değil. Burada 70 yaşında kadın torununu aramak için şov mu yapacak? Yani bana sormak istediğiniz bir şey yoksa ben ayrılmak istiyorum. Yok teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Zaten hani emniyet yetkililerine de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani ben buraya gelmişim saldırmaya kalkıyorum. Onlar daha net bilgiler alacaklardır. Ama çocuk yok, çocuktan haber de yok. Allah'tan bayansın yani abla. Efendim? Yani hiç susmuyorsun. Erkekler biraz az konuşur. Az konuşur da şimdi o zaman ne yapalım? Üstümüze her şey gelsin. Malımızı çalsın acemizlik. Allah razı olsun abi diyelim o zaman. Bak gelmesin de şurada baksana kadınların suratına. Can seni gelin. Ya ben üzülüyorum zaten. Emrah inşallah çıkıp gelir bak. Benim burada en çok üzüldüğüm konu Elif abla. Çünkü kadının yolu yok ya. Çalışıyor günlük evine 3-5 kuruş para getirmek için uğraşan bir kadın. Nerede çalışıyorsunuz siz? İşte günlük işlere gidiyor. Sarımsağa gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Öyle mi? Tarlada mı çalışıyorsun? Ya. Evet. Senin oruçağız. Eşin, bir saniye eşin çalışmıyor mu? Eşim yaşlı. Ya. Emekli. Onun emekli mi? Tabii o da şimdi ipotek dediğiniz evi diye oradan onu mu ödüyorsunuz o parayla? O yetmiyor yani ki. İmkan olsa ödeyeceğiz. Yetmiyor. Ya bir de bu torun yani senin evini ipotek ettirdi. Sen de şimdi gidip sarımsak falan mı yalıyorsun? Ben sana kıyamam ya. Çıksa ben onu... Senin oğlun niye çalışmıyor bu torunun babası? Ona bağlı diyorsun da onunla kendi işlerine geliyor da beni yalancı çıkarıyorlar. O da onun damarından. Bunların bir damar bunlar hep. Onun da eli böyle bununla tuttular elini böyle. O da böyle. Yasaklı madde mi kullanıyor? Ya o da aynı. Oğlun da? Oğlanım da aynı. Oğlanım da aynı. Bunu da aynı kendi yoluna çoğurdu. Ben yine onun yanında bir şey diyemedim.
Bunu da onu kendi yoluna çağırdı. Murat mı? Hapislerde onun için yaptı. Bunu da aynı yol, o yola çağırdı. Emre Ali de o yollarda. Ha bir dakika, Emrah'ın babası da mı yattı cezaevinde? Yattı. Daha yeni çıktı ya. O da mı yasaklı? Daha yeni çıktı ya. Yok başka bir şeyden o. O neden? Kadın şeyinden. Kadın pazarlamasından. Ha işte sıkıntı yok ya. Yayına da katmaya gerek yok. Yani bunlara. Herkesin hayatı kendine. Kim ne yapıyorsa doğru yapar belki de. Bilemezsin. Üzülen biz oluyoruz yani. Yani babaanne yolu yolunda. Herkes yolunda zaten. Anne buraya çıktı geldi oğlunu aramak için. Yaptığı hareketlere bak. Onları canı bana saldırıyor. Oğlunla seslensene şurada. Konuşmuyorsun çünkü. Oğlunla seslensene bir kere sen ya. Sen Emrah'ın arkadaşını beni arıyor Müge Hanım, tamam mı? Beni arıyor diyor ki. Emrah'ın diyor sana diyor 10 milyar borcu vermiş diyor, tamam mı? Hanımefendi peki, ilk defa konuşuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi bir dakika ya. Bir dakika. Telefonda. Bir dakika bir dakika. Evet, yani bir o dakika. Zaman şimdi Allah. O babasının da cezaevine girmesi çıkması falan o alanın da bunlarla ilgisi var mı çocuğun? Yok Emrah'ın o konularla hiçbir ilgisi yoktur. Babasıyla da pek görüşmez ama... Babasının olaylarından belki babasına kızıp Emre'ye de bir şey yapmış olabilirler. Ha işte onu söylüyorum. Babası... Belki de annesinin yüzüne de olmuş olabilirler. Annesi de olabilir yani yüzüne. Hadi ya. Şimdi bu çocuk böyle borcunu ödemiyor. Ya bu çocuk borç için giderken... kaçmamıştır. Büyük bir ihtimal bir yere girmiştir. Ya içer ya da kafasını toplar ya da kumar oynar. Içecek? Yapacak hiçbir şey yok. 20 gün ne içecek? İçer o kafasına göre bir şeyler. Değil değil. Canım 20 gün içer. Onunla giriyorlar da mallarına giriyorlar. Tabii tabii. Senin yanına gel. Annenin de babaannenin de bir yere gittiği inancında taşımadıklarını düşünüyorum. Aynen öyle olsa böyle rahat olamaz. Yani bu, hiç rahat değilsiniz yani bir yere gitti gelecek gibi düşünmüyorlar. Ben o şeye inanıyorum o duyguya. Ya Emre kime? Ya parayı versin çıkar diye eşitmedin mi? Parayı versin çıkar diyor. Ya verelim ne kadar parayı versin. Muhakkak yine saklıyor. Çekeriz bir krediden ne kadar borçluysa söylesin borçluysa. Bir dakika şimdi çok arayan oluyor benzettik diye. Ama İzmir'den ağırlıklı olarak telefon gelmeye başlamış. İzmir'de de olabilir aynen. Var mı İzmir'de tanıdığı? İzmir, Antalya'ya yaramış. Şey nereye bağlı ya? Kuşadası. Tamam İzmir Kuşadası işte. Öyleyse İzmir, öyle. Kuşadası değil, ya, İzmir Ege bölgesi. Ege bölgesi. Kuşadası'ndaki birini de aramış. Aramış mı? Geleyim mi diye aramış. Ankara'dakini İzmir'den aramış. Mi geliyor Kuşadası'ndan mı geliyor? Arada... Aydın Kuşadası'ymış Müge Hanım. İzmir'i nereden attırmışsın? Tamam işte daha İzmir'e Aydın yani işte aynı yaka diye söylüyoruz sen de. İzmir Bornova'dan geliyor. He. İzmir Bornova'ya da gitmiş Emrah bak. Var mı oradan da tanıdığın? Yok Emrah'ın orada tanıdığını olduğunu düşünmüyorum. Bu da beni coğrafya sınavından şey çıkartıyor. İşimiz bozuk ya. Yani o taraflar yani. Hani İzmir'e giden şey oradan Kuşadası'na da geçer. Ya sarışın çocuk ya Ege taraflarına gideyim iş bulayım falan diye düşündü herhalde. Orada da biraz daha bulur kumar oynar. Parayı yapar gelir. Üç gün normalde... Sen 300 ne iş yapıyorsun? Ben işte normalde çalışıyordum. He. Kış otelinde. O yüzden daha yeni geldiğim için Emre'nin hiç görüşmedim. Annesi gibi beni görüşüyor zannediyor. Kaybolduğundan iki gün sonra haberim oldu. Şu anda dükkana gidip geliyorum. Hangi dükkanı? Kendi dükkanımıza. Ne dükkanı yani? Yufka dükkanımız. He? Yufkacı falan var. Sen yufkacı mısın? He. Açabiliyor musun yufkanı? Yok. İşte istifleyen falan bir şeyler yapıyorum. Niye açamıyorsun? Ya işte hoşuma gitmiyor ya. Ben genelde böyle çalışıyorum işte. Nasıl yani? Sen ya, de öyle boş gezerim boş kalfasın. Boş gezerim niye boş kalfasın olayım? Ne güzel işim ne gelirse günlük işe gidiyorum, garsonluk yapıyorum, oraya gidiyorum. Boş gezerim boş kalfası olsa olmaz. Dükkanın varsa olmaz. baban mı yufkacı? Babam gidiyor, babamla anlaşamıyoruz işte. Onunla çalışıyor mesela, ben de yapıyorum 12'ye kadar bitiyor. 12'den sonra boşum mesela. Başka bir işe gidiyorum, asgari ücretle çalışan tamam bir insanım ya. Tamam oğlum dükkan senin değilmiş, açmayı öğren yufkayı da sat işte adam da rahat etsin. Aynen, onun parası kaç para olmuş? Haberiniz yok. Tabarımız yok diye. Tövbe yarabbim artık şey bile gülüyor yani. Babaanne bile gülüyor. Dur bakalım fotoğraf gönderecekler bize. Gönderebiliyor mu izleyicilerimiz? Ay inşallah, inşallah ya. İnşallah çıkar ya. Fırat çapsın ya. Olsun da sonra ama saldığın için senden özür bekliyorum o çıkınca. O 6 kişi dövmenin hesabı verilecek. O davayı ileri alacağım. Nasıl oluyorsa. Yok ben sana daha ileri aldırıvereceğim. Savcıları hakimleri ayağına getireceğim. Dur sonra dövüşürsünüz bir bulalım. Ay, bir kere şu çocuğu bulalım da senden neyle özür dilettiriyorum bak sana. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Kaç yaşında birisi annen birisi babaannen yaşında olacak insanlar bir durun ya. He? Öyle mi? İzmir'den İbrahim Bal. Telefon attığımızda mı? İbrahim Bey günaydın. Günaydın, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Ben İzmir Bornova'dan arıyorum. Duydun mu? Duyuyorum efendim sizi, duyuyorum. Ben İzmir Bornova'dan arıyorum. Bu sizin aradığınız delikanlı, ben tıraş oldum. Size tıraş oldu.
Evet, kendisine de sordum nerede olduğunu, Kastamonu'yum dedi. Televizyonda görünce tanıdım, yardımcı olmak istedim. Ya çok teşekkür ediyorum. Ne zaman geldi? Oh be. Öyle zannediyorum ki 10 gün falan önce ben bir tıraş oldum onda. Borno. Kuaför. Bir dakika, siz mi kuaförsünüz, o mu kuaför? Kendisi kuaför, tıraş olmuştu. Bir dakika hocam. Bir dakika, yani sizi mi tıraş etti? Evet. Ha, siz gittiniz, o kuaförde çalışıyordu, sizi tıraş etti. Evet. Ha, iyi, daha iyi. Ben sandım ki o size tıraş olmaya geldi. Yok ben yani. Emekli din görevlisiyim. Ay çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. İnşallah. Ya Kastamonu'yum deyince şimdi ben de heyecanlandım yani. Allah'ım. Çok teşekkür ediyorum beyefendi İbrahim Bey size. Çok sağ olun. Hey, kurban oldum vallahi. Tamam, o zaman onun bahsettiği elegan kuaförün bulalım telefonunu. Arkadaşlar, kaç tane de vardır orada? İzmir, Bornova. Evet. Bir dakika ben de alayım. İyi, hadi yazınız hayırlı. Evet, evet. Bu dur daha, bakalım inşallah. Bu daha güzel bir haber. Güzel hani bir haber. Bir de bak sağlığıyla ilgili. Evet, aynen. Endişeler aynen. De. Bak mesela, bir sağladıydım İzmir'den çıktı. Sağlıklı olmasın. İnşallah. Bir de çalışıyormuş. Evet. İş bulmuş. Ne güzel. Daha dur bakalım bekliyoruz. Ya dur hemen bir şey yapmayın. Durun bir netleştirelim. Bence hiç gelmesin, çalışsın orada. Yahu, ay. Hey! Efendim? He? Hadi bakalım nereden ayım? Ben yazana kadar. Bakayım nereden. Ha. Bu neresiymiş? Bir tane buldum bakayım. Arayayım mı? Ara abi. He? Arayayım bence. Şimdi... seçmem lazım. Hangisini arasak acaba ya? Bilemedim. Aynı isimde birkaç tane mi var? Var. Şimdi ne diyeyim ben Müge Anlı desem diyecek ki beni niye arıyor? Yalan söylüyorsun diyecek. İnanmayacak büyük olasılıkla. İnanmayacak, doğru söylüyorsun. Bu neresiymiş? İzmir Bornova mı burası ya? İzmir bölgesine hizmet veriyor. Bayraklı. Bayraklı ile Bornova yakın. Bornova farklı. İzmir bilmiyorum. Keşke tam adres vermeseydiniz. Daha doğrusu aslında tam bir şey. Hah, bir tane buldum valla. Bornova. Arayayım mı? Arayın bakalım. Ya bu telefonu da kullanmayı da çok bilmiyorum ha. Gelsene Zeyra. Bunu nasıl telefonuna basıyorsun? Böyle bir tanesine çıktı, bunda çıkmadı. Yol tarifi çıktı, paylaş çıktı. Hangi? Telefon numarasını paylaşmamışlar Müge Hanım. Nasıl? Yok burada. Evet, yani kuaförün telefonu. Ben onu beğendim ama bence Bornova, ben o benim içmesinde. Hangisi? O da telefonunu paylaşmamış. Evet, bu neresiymiş? Telefonu paylaşmamış. Bu da Bornova. Bunun telefonu var. Koyup da şeyi adresine insan telefonunu vermez mi? Hı? Bornova'nın kimi? Meşgul. Naim konuşuyordu. Ha, Naim sen mi arıyorsun? Allah elini versin. Bu kadar seçtik seçtik aynı yeri aradık. Adam ha. Keşke iki dakika önce alsaydı Müge Hanım'la tanışmış olurdu işte. Ben tanıştığına memnun musun? Bak Allah. Ben yufka çok severim. Sen pek bir rahatladın hemen. Bir rahatladı evet çocuk ya. Rahatladım çünkü biz sakladık falan diyorlardı ya. İzmir'de bizim 3-5 tane evimiz var. Ya geçen aldık Allah razı olsun. Bir dakika bağla, yayına bağlar mısın eğer bağlanmak istersen? Bu Emrah'ı da bulursak şunu da bir çimdirmemiz gerekiyor. Ay beni de şimdi karşı taraf arıyor. Açın açın. Dur, bir dakika. Alo. Ha, beyefendi yanlış aradım, çok özür dilerim. Zahmet verdim. İyi günler, hoşça kalın, sağ olun. Allah Allah, canlı yayında neler oluyor ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam kimle konuştuğunu bilse. Ay ne yapayım yani şimdi? Bu arada size şöyle söyleyeyim, dur bakayım inşallah bizim çocuğu bulurken... bu Muhammed Aslan'dan haber yok hemşireden. Onun da bir fotoğrafını gösterelim. Ondan da haber yok. Lütfen yani onu da tanıyanlar, bilenler haberdar etsinler. İki çocuk da aynı şekilde yani Muhammed de Emrah da aynı şekilde ortadan kayboldu biliyorsunuz. İşte bu kumar bağımlılığı dediğimiz şey, bilemiyoruz da bu cep telefonlarından neler oluyor. Lütfen inşallah o da bizi izliyordur. Ne oldu arkadaşlar, sizi bekliyorum. Naim ne oldu? Naim arasana beni telefondan, böyle artık giderdi. Hoşuma da gitti. Emrah konuşmak istemiyor demek. Emrah mıymış?
Lan küçük Emrah çık gel ya. Emrah da buradan selam olsun şimdi konuşma. Fakat Ömer gerçekten rahatladı ya. Vallahi rahatladım hocam ya. Evet Emrah abi seni çeker misin Ahmet? Ahmet Emrah böyle değişti. Bir şey oldu dur bakalım. Ama kolay değil tabii. Şuraya oturur musun gelip? Hadi gel şuraya otur. Ben şöyle uzaklaşayım ya. Sen gene de çok yayılma da anneler biraz öyle şeydir yani. Dişilerden tabii. Korkacaksın çocuklarıyla ilgili konuda. Peki, evet. Ben dişilerden korkarım. Aman Allah etmesin ben de korkarım. Ne olmuş ben anlamadım. Emrah köylü atlaymış. Mikrofonu da alırsanız biz de duyalım en azından. Oh be. Şu ya bir şey söyleyeceğim. Orada çalışan Emrah mı değil mi? Hala Naim şey değil mi? Emine olamadı. Müge Hanım, ilgili kuaför dükkanına biz ulaştık. Emrah'ın yanında olduğunu söyleyen biriydi bu. Telefonu vermesini söylediğimizde orada bir kargaşa çıkıyor, telefon kapanıyor. Tekrar aradığımızda tekrar bir kargaşa çıkıyor, kapanıyor. Acaba yanındaki kişi konuşmak mı istemiyor? Emrah Naim konuşmak tekrar istemiyor. Tekrar aramaya ulaşmaya çalışıyor. Ama bizim o kuafördeki kişi telefonu sen tut kulağına. Yani o yanındaki istemedi. Kişi yani Emrah burada demiş mi? Emrah burada dedi mi? Emrah burada dedi. Süper o zaman hadi gözünüz tamam, aynı. Sesini duysam bir kere. Gözünüz aynı. Hadi, ay tamam. Canım benim ya kalbini tutuyor. Sen kalbin iyi olsun. İkna etmeye çalışıyorlar anladığımız kadarıyla Müge Hanım. Niye ikna etmeye çalışıyorlar be çocuğum ya? Ne sen yine? Neden konuşmak istemediğini söylüyor mu Naim? Babaannesinden görüşmek istemiyor. Cıklayacak çocuk ya. Ya niye konuşmak istemesin ya? Aa işte görüyorsun. Ya Rabbi sabır. Allah'ım ya sabır. Eğer daha başkalarına da borcu varsa adresi belli olmasın bilinmesin diye şu anda yerinin evet. Açıklanmasını istemeyebilir. Vallahi kusura bakmasın o zaman babaannesini açacak evet. Ben buradayım diyecek. Evet. O zaman da bulunmayacaksın. Onun 20 gelme, ortada orada kalması gün... daha hayırlı bak ben açık konuşuyorum. Orada çalışması da hayırlı. Artık yerini öğrenmiş. Senin de yumurta açman daha hayırlı. Baban şimdi bana diyordur ki helal olsun diyordur. Sen açmayı biliyor musun bilmiyor musun? Bilmiyorum ya. Hiç mi denemedin? Yok denemedim yani. Sevmiyorsun. He açıyorum yedek fırlatıyorum ama ya. Hı? Makineden az bir şey büyütüp böyle atabiliyorum yani sulayabiliyorum falan. He bu yufkalar tek bir şey kaldı bu yani. Bu yufkalar artık makinede mi açılıyor? Yok elinden açıyoruz biz. Az bir şey makine büyütüyor ondan sonra elle açıyoruz. Bir gün gelin de yufka açalım beraber ya. Ay ben nasıl yufka severim? Bizim sen bir tane kardeşini bulduğum bir misafirim var biliyorsun. Yok Müge Hanım biliyor ya. Ben açmayı bilmiyorum ki. Hamur işi bilmiyorum. Ha sen Müge Hanım'a gidelim. Börek yapmıyorsunuz mu hiç? Yapmıyorum. Hiç? Yapmıyorum canım bak. Zenginlik böyle bir şey olsa gerek ya. Ne? Nelik? Nelik. Zenginlik böyle bir şey olsa gerek. Ne alakası var zenginlikle? Sen de açmıyorsun. Dükkanın var açmıyorsun da benim açmamam mı zenginlik ol? Ben yiyorum. Asıl sen benden daha zenginsin. Dükkanın var açmıyorsun. Benim dükkanım olsa merak etme öyle. Koskoca ben şu tütesin ya. Koskoca ben şu tütesin. 81 vilayet sizin. Evet. İşte. Emniyet sizin. Bu stüdyonun tapusu benim olsa iyi olurdu. Bakın görüyorsunuz neler düşünülüyor yani. Ben de şöyle bir düşündüm iyi olurdu vallahi tapusu. Vallahi bir şöyle baktığımda yarı yarıya bölüşebiliriz. Ah be çocuğum işte siz böyle havada bulup tavada yeme sevdasında olursanız. Evet. Daha çok şey olur. Biz canım işte siz açın yufkayı. Biz de o yufkayla börek yapalım istiyoruz. Ben gerçekten ya ben hamur işim. Ben bizim evde hamur işi olmuyor çok. E ne oldu ben anlamadım yani bu çocuğu biz neyi bekliyoruz ya? Böyle garip garip konuşuyoruz yufka üzerine, börek üzerine. Son durum ne? Stüdyonun kapısı üzerine. Sen kaça kadar okudun? Ben mi? Lise mezunuyum. Üniversiteyi terk ettim ya. Hangi üniversite? 2 yıllık bir üniversite kazandım gitmedim. Niye? Baktım üniversiteye şöyle ben de askere gideyim dedim ya. Baktık okusan da bir şey olmuyor. Askere gittim. 10 numara askerlik yaptım. İyi yapmışsın. Siirt Erut Dağı Düşüş Bölgesi. Hı? 2017'de. Aferin. Bir tane de şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Mikrofon, bir dakika mikrofon açıktı ki. Emrah kendisine ulaşmaya çalıştığımızı anladığında fırlayıp dükkandan gitmiş. Peşinden de patronu çıkmış gitmiş. Dükkandaki başka bir çalışanla iletişim kurmaya telefon numarası almaya çalışıyoruz. Kaçmış yani dükkandan. Hadi gözünüz aynı. Sağ olun. Benim işim buraya kadar. Sağ salim.
Elife, Elife teyzeciğim özellikle sana valla. Yani çok... Katrın'daki böyle... Kur'an arkadaşlarım selam söyledi sana. Aleykümselam. Sağ buradan olasın. Onur Aktaş'a da selam olsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Sağ ol. Allah razı olsun. Murat Bey'in de gözü aydın. Bugün gene onu asayişten çağırmışlardı en azından. Yani o da oradan kurtardı. Bence Murat Bey'den de Ömer'den de siz de bir helallik isteyin. Çünkü ne onlar da kırıldılar. Ne helallik isteyeceğim? Para istiyorlar. Daha şu kadın onca şey yapıyor. Bir de haklıymış gibi karşıma çıkıyor. İnsan oldu ya. Allah neler atıyor ya. Öyle mi? Onlar senden yaşça büyük. Büyük ama... Tamam. Saygı aması her şeyden yok. Önemlidir. Tamam, saygı yok. Olacak. Büyük. Beni tanımadığı halde bana yorum yapamaz. Kim olursa olsun. Beni tanır, yorum yapabilir. Hayatıma müdahale edebilir. Sen ya yavrum sen kapıma gelmedin. Sen bir dakika değil. Seninle işim yok Elif abla. Ben senin tamam yemeğini yedim. Ben yanındaki şahsa diyorum. Tanımadığı insanlarla çok vakit geçirdiği için benimle de herhalde onlardan sanıyor. Öyle bir dünya yok. Ona söylediklerin çok bana saygılı olacaksın. Tamam kaç dakikamız var arkadaşlar? Bugün aslında yani saygılı olacak. 3 dakikam var. Emre'ye bağlanacaktık. Durmuş Yanmaz cinayetiyle de bizi bu Emre oyaladı. Ya neyse bulundu ya. En azından benim içim rahat etti. Ya çok güzel bir hediye geldi. Onu göstereceğim şimdi. Şimdi Göztepe Spor Kulübü ve Türk Kızla İzmir Şubesi el ele veriyor. İhtiyaç sahibi çocuklar için bir atkı bir oyuncak projesi gerçekleştiriyorlar. Proje kapsamında da Göztepe Galatasaray maçı öncesinde Göztepe'li taraftarlar ihtiyaç sahibi çocuklar için stadyum önüne kurulan çadıra atkı, bere, eldiven ve oyuncak bağış yapıyor. Bir kere öncelikle tebrik ediyorum bu kampanyadan dolayı. Aynı zamanda bu bağış kampanyasının sırasında trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık da anılıyor. Bu sırada da Müge Anlı ve dostları Aşevimiz'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu önünde Ahmet Çalık'ın ruhuna ikramlıklar dağıtıyor. Bu Müge Anlı ve dostları Aşevini gören Göztepe'ye adanmış gerçek sevdalar taraftar grubu da teşekkür için bana Göztepe forması göndermiş. Hem de imzalı tam istediğimden. Arkada da biliyorsunuz ben bunların koleksiyonunu yapıyorum demiştim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. 35 35 İzmir. Evet. Ondan sonra çok beğendim gerçekten ve imzalı olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir not da göndermişler. Kızılay'ın bir atkı bir oyuncak kapsamında yapılan güzel etkinliğinde merhum futbolcu Ahmet Çalık kardeşimizin anılmasına ve ruhuna dua göndermenize vesile olan yaptığınız hayırla İşiyle camiamızı ve şehrimizi onurlandıran Sayın Müge Anlı ve dostlarına teşekkür ve minnetlerimizi sunarız demişler. Yani aslında yine hepimize bu teşekkürler. Özellikle bana izleyicilerimiz soruyor Müge Anlı ve Aşevine nasıl katkıda bulunabiliriz? 28.68'e Müge yazarak gönderdiğiniz 10 lira değerindeki bağışlarla Aşevi kampanyamız devam ediyor. Ben o kampanyanın hep devam etmesini istiyorum. Yani burada hani 40 tane oldu, 45 oldu, 50 oldu, fazla oldu diye bir şey yok. Bunun çok... çok lazım olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Keşke her şehrimizde, her ilçemizde bunlar olsa ve iyiliklerde olsa bizim karşımıza. Ramazan ayında bağış yapmak isteyen iftar hani koronadan dolayı açıkçası ben kendi hani özlediğim iftarlardan uzak kaldım bu yılda. Daha şu an yani öyle bu yılın doğru olduğunu düşünmüyorum kalabalık iftarlara. Ama Kızılay'a yine iftar yardımında bulunarak mesela ben Kadir Gecesi'ni seçtim. Siz başka bir günü seçebilirsiniz. Yine buradan vatandaşlarımıza iftar dağıtılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Burada artık biliyorsunuz iftar yemeğinde zengini fakiri yok. Valla istediğin kadar paran olsun bir trafikte kalıyorsun bir tane çorbayla iftarını açıyorsun. O yüzden bugün aslında parası olanın bu tip katkılarda bulunmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. 3 tane de kitap göstereceğim size. Ben bunu nasıl atladım bilmiyorum. Daha doğrusu atlamadım bilmiyordum. Bundan sonra bilelim bunu da not düşelim. Önemli bir şey bu. 17 Nisan kitap hediye günüymüş. Biliyor muydunuz? Ne günü? Kitap hediye günü. Kitap hediye günü. 17 Nisan kitap hediye günü. İlk defa duyuyorum ben. Ben de ilk defa duydum. Bir cehaletimize verelim. Evet. Kitap okumanın ve paylaşmanın öneminin daha da anlaşıldığı bu anlamlı günde biz de sana kitap hediye etmek istedik Müge Anlı demişler. Ayrıca değerli yazarımız Ayşe Kulni senin için imzalı kitap sürprizi ve bir mesajı var. Ve İlber Ortaylı'nın insan... kendini geleceğini inşa etmenin nasıl kurar? Bu arada insan geleceğini nasıl kurar? Ay bu oblamavı çok gerçekten istiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Yukarıya da zaten söylemiştim. Ve Ayşe Kulü'nün Hazan'ı. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Diyanar'daki dostlarıma. Öyle mi? Son kaldı bir dakika. Kaç? Son bir dakika. Alo deyin.
Elif Hanım. Emrah. Alo. Alo. Emrah oğlum. Efendim. Neredesin oğlum sen? Dur tek tek. İyiyim, merak etmeyin beni ya. Nerede kaldın ay oğlum sen? Niye etmedin? Ya kafam bulanıktı. Gittim, uzaklaştım oralardan ya. Niye demeden gidiyorsun oğlum? Bize söylesene. Merak ettiğimi bilmiyor musun sen? Kafam yerinde değildi yani. Gittim, ne yapayım? Sağlamayın diyeseydin de telefonu kapatsaydın oldu ay oğlum. Ya programdan çıkın. İyiyim ben, merak etmeyin. Tamam yavrum. Oğlum hadi şimdi bir ara anneanneni babaanneni bir konuş da babaannenle. Bir sağlık haberini alsınlar. Hadi gözünüz aydın. Süremizin sonuna geldik. Reklamlara girelim. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Sonra da kim var bugün? Özlem Aktay. Bugün Özlem Aktay var. Özlem Aktay'la öğle haberlerini izleyebilirsiniz. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.